Doktor, doktor, aman kuzum doktor, bul derdine bir çare. Doktor, doktor, aman kuzum doktor, bul derdine bir çare. Benim derdim kalbimden değil, kafamdandır bunu bilesin. Aman doktor, canım doktor, bu derdime bir çare. Aman doktor, canım doktor, bu derdime bir çare. Doktor, doktor, aman kuzum doktor, bul derdime bir çare. Durum acil, ameliyat ekibi, ameliyat ekibi. Gördünüz mü doktor Şefik'i? Gördüyseniz doktor Şefik'i, hemen vursun İmam Refik'i. Durum acil, durum acil. Lütfen kasaphaneye, pardon ya, ameliyathaneye. Sayın doktorlar, top oynamayı bırakın, ameliyata gelin. Lütfen, ya dinleyin bir kere beni ya. Şu halime bak be! Ya bu başhekim ne başhekimdi? 15 gündür bir kanun çıkardı, bak şimdi hadi. Merdivenden çıkıyorsun, hastane kapısına geliyorsun, içeri giriyorsun, karşıda bir çerçeve var. Boş bir çerçeve. Arkasını da kestiler, günde 8 saat o çerçevenin arkasında kıpırdamadan böyle duruyorsun abi, bak! Abi durmasına duracaksın, işi değil. E bu hastane! Gelen vatandaşın %85'inin asabı bozuluyor. Başhekime bir şey diyemiyor, doktora diyemiyor. Ben böyle duruyorum ya, adam sinirlenmiş, önünden geçerken böyle yapıyor. Böyle hastane mi olur lan? Tam suratımın ortasına püf! Bu neyse de bazısı takbirli atıyor abi. Adam böyle yapıyor, suların kesik olduğu gün makbule geçiyor diyelim. Bir de garibin birisi 10 gündür sabahleyin geliyor abi. Buyruğa giriyor en önde, geliyor benim önüme böyle. Ya uyanıyorum ya! Bir de böyle yapıyor. Giderken de böyle diyor bak. Ne garibe! Yok abi, ben çalışmam. Ben istifra ederim abi. Ben götürür başhekime dilekçemi veririm, ben çalışmam, alın götürün verin. Ne demek, ben burada neyim be? Ben burada kapıcı mıyım? Efendim, operatör miyim?
Ameliyata beni götürüyor abi. Bensiz ameliyat olmuyor. Ameliyatın gülüymüşüm ben. Sebebe bak, Goya çok güzel bardak sarıyormuş. Röntgenciler beni götürürler. Narkozciler bizi götürürler abi. Ben iğneyi bana yaptırıyor adam abi. Elim hafifmiş Goya. Dün bir trafik kazası oldu. Allah kimsenin başına vermesin abi. Şimdi bak, trafik kazası oldu, hastayı getirdiler. Bir de kapıcılık yapıyoruz burada abi. Hasta geldi, şöyle geldi. İki parça geldi, kafa orada duruyor, vücut burada duruyor abi. Kafa orada konuşuyor abi, yalvarıyor adam. Başımı takın! Başımı takın! Maça gideceğim! Maça gideceğim! Operatör geldi böyle yaptı. Dur bakayım, sen nereye gidiyorsun? Maça gideceğim. Sen hangi kulüptensin? Adam böyle dedi, Fenerbahçe! Operatör de Galatasaraylı mı arkadaş? Ameliyatı bırakıp gitti adam abi. Adam orada yalvarıyor abi, burada kalp yürek mi dayanır buraya be? Çekilin lan gittim. Ankara kuşu geliyor lan. Adamın kafasını bir diktim eskisinden sağlam. Dikiyorum düğüm atıyorum, dikiyorum düğüm atıyorum. Adam birbiri gibi konuşuyor, Allah razı olsun diyor. Saat kaç diye sordum, maça yetişeceğim diyor. Operatör geldi kıskandı ya, bak aynen böyle yapıyor bak. Kusurlu olmuş bana göre. Kusur da ne, adam ameliyat masasından kalktı, böyle gidiyor. Kusura bak abi, böyle kusur mu olur? Adamı gördüm, demin yemek yiyordu. Dedim memnun musun? Memnunum dedi de yalnız dedi, ensemi kaşırken yüzümü kanatıyor. Bunların yaptığı ne? Bunların yaptığı ameliyat, trafik kazası geldi. Adamın kolları kopmuş. Ameliyata aldılar, kolları diktiler abi. Bak abi yanlışlığa bak, sağ kolu sola, sol kolu sağa dikiyor adam. Normalde parmaklar böyle duruyor ya. Ters dikince parmak böyle duruyor abi. Zavallı adam her Allah'ın günü otobüste dayak yiyor abi, oynama lan. Narkoz çalışmaz. Çalışmıyor narkoz, oksijen çalışmıyor. Hasta geldi, oksijen çalışmıyor, adama hava veremiyorlar. Adam ölecek, yine adamı ben kurtardım abi. Kocuğum işte, kamyon pompası. Getirdim kamyon pompasını, verdim ağzına hurtumumu. Basıyorum havayı ha! Ben hava basıyorum, hasta hava kaçırıyor geride. Kabak, genç doktor, asistan da abi. Hastayı böyle uzatmışlar. Olur mu ya? Sivobu garantiye alsana lan! Hastayı böyle yatıracağım! O zaman da hasta patladı zaten. Yok abi, ben üzülüyorum, vallahi üzülüyorum ya. Bir hasta geldi, açık kalp ameliyatı olacak. Adam açık kalp ameliyatı olacak. Fakat bayıltamıyorlar, narkoz çalışmıyor. Bırakın bana dedim, inan bana 5 saniyede bayılttım adamı. Ameliyat masasının başına geldim, bak adam yatıyor abi, böyle diyorum bak şimdi. Haberin var mı hemşerim, nedir? Şekerin kilosu 2 liraya indi. Ekmek 10 kuruş. Etin kilosu 3 lira. Ev kiraları kalkıyor. Adam ameliyat masasında zevkten bayılıyor. Yok abi, bende vicdan var abi. Ben işimi yaptım mı tam yaparım. Kapıda durdu mu da, kapıda durdu mu kolay kolay dış kapıdan içeri hasta giremez abi. Yok, o hastanenin geleneksel kanunu. Nerede o bolluk, girecek bir saatte işini bitirecek gidecek. Onun tadı 15 gün gidip gelecek. Siniri bozulacak, asabiciye iş çıkacak. Bu böyle abicim. O da iyiyse onu da kan koyacak abi, böyle. Dışarıdan içeri hasta giremez, hasta iyileşti mi içeriden dışarı çıkamaz abi. Çıkar, parasını verir çıkar, parası yoksa rehin alır, yatar orada. Rehin koğuşu, 75 kişi var 3 aydır orada. Onlar da memnun, yiyip içip yatıyorlar. Hepsi domuz gibi oldu ha böyle şimdi. Fakat dün bir hasta geldi, ona üzüldüm. Ona çok üzüldüm abi. Şimdi hasta değil de adam kocası karısını yatırmış, 2 ay evvel çağlacık ameliyat oluyor burada. Ne çağlasın lan, bademcik pardon, bademcik. Ulan süpürgenin sapını kim aldı lan? Pardon abi, kusura bakma. Adam geldi, diyor ki başhekime, ya kardeşim diyor, karımı bırakın 2 aydır çoluk çocuk rezil oldu. Rehin parasını verirsin gidersin dedi başhekim. Abi anlaşma yapalım, siz bana karımı verin, yerine rehin kaynanamı bırakayım lan diyor. Yani
Ne oldu lan? Ya hiç sorma ya, sabahleyin montu giydim, evden dışarı çıktım. Sırtımda bir ağrı, yürüyemiyorum ya. Nasıl benim doktorluğum? Diyecek yok vallahi. Abi benim ismim Fahri, bana burada Fahri doktor dirler. Aç ağzını bakayım. D'de. B! Her doktor ağzını açtırıyor, A didittiriyor, ben B didittiriyorum. B'de bakayım. B'de. İyi gidi bu nereye, köye geldi aklıma be. Nefes al. Nefes alma. Nefes alma, nefes al. Bırak şimdi bakayım. Oskür. Oskür. Nefes al. Nefes alma. Nefes alma. Nefes alma. Nefes al. Eşşo ol eşşo. Allah belanı vermesin. Ulan. 12'de roket attı abi, görmüyor musun? Burnumun direğine kırdı lan, it oluyor. Şuran mı ağrıyor? Geçti mi? Faydalı eline sağlıklısı yaptın ya! Görüyor musun doktorluğu? Maşallah ya! Bunu giyerken içkinde askı unutmuşsun. Öyle beni alakacak etme! Ölüyor! Abi kaçın! Aman kaçın ha! Kaba kulak mikrobu geçiyor, bulaşmasın! Ölüyor! Aman ha, bir dur! Aman ha, bulaşmasın ha! Şimdi ben diyorum ki... Sabahleyin, erkenden kaldım. Selamun aleyküm. Nereye gidiyorsun? İçeriye. Nereye? İçeriye. Hastaneye. Vallahi. Allah Allah. Vallahi canım var. Kapıdan girdim. Ha. Hiç beklemeden. İşimi görüp hemen gideceğim. Ay gülmekten öleceğim. Niye gülüyorsun evladım? İçeri mi gireceksin? Ya. Ay nasıl gülüyorsun ya? Allah Allah. Ulan dünyanın sonu mu geldi acaba? Arkadaş senin okuman yazman var. Var tabii. Orada ne yazıyor? Hastane. Burada ne yazıyor? Danışma! Ne danışıyorsun hadi git! Evladım işim var benim! Hadi git adamın asabını bozma! Bugün bu kapıdan içeriye canlı sinek giremez! Niye evladım? Giremez o kadar! Allah Allah! Giremez arkadaş! Günaydın! Neden? Giremez! Buyurun efendim! Dur lan burada bak! Sen bekleme, seni hiç sokmam! Beni niye sokmuyorsun oğlum? Sokmam seni çünkü sen benim eş sahibime benziyorsun! Allah Allah! Allah Allah! 9 senedir anamı ağlattı lan adam! Git yüzümü değiştir, sentetik ameliyat yap, git o zaman sokayım. Buyurun. Sizin adınız Fahri'ydi değil mi? Efendim öyle diyorlar. O halde siz Fahri doktorsunuz. Öyle dirler efendim. Ah doktor bey, bir baş dönmesi, bir mide bulantısı ki sormayın. Buyurun içeri soyunum, gelip bir görelim bakalım. Neyiniz var, neyimiz yok, bunu görmek mecburiyetindeyim mi? Siz beni yanlış anladınız galiba. Ne gibi? Hasta ben değilim ki. Hasta kimdir? Abim. Soyunma kardeşim, ne soyunuyorsun ya? Ulan biraz hamam oğlum, ne soyunuyorsun? Hasta benim! Hasta sen dur bakalım oğlum, evvela dereceyle ateşimi alacağız. Dur bakalım, aç ağzını. Dereceyi niye ağzıma sokuyorsun? Yok ya! Ulan sen Şükret bana rastladın. Doktor olsa dereceyi kışına sokacak. Suçum ulan, sen bana itiraz edin. İtiraz ederim, alma! Allah Allah, ne biçim adam ya! Kime çıktık be? Bağırttırıyor. Dövüyor herhalde. Adamın vasfını bozuyor. Ne oldu kaç ya? Derece? Bayağı ateşi var adamın. Ha? Kaç? Gölgede 45 derece. Ya ne diyorsun Allah aşkına ya? O karı nereye gitti? İçeriye geçti. O karı ne? Sana ne? O karı senin ablan mı? Evet. Pardon. Karı efendi. Ulan karı efendi. Allah Allah. Karı efendi. Merhaba. Merhaba bey amca. Sen niye geldin hastaneye? Üç sorma bey amcacığım. Ayıptır söylemesi bende basur var. Basur için insan hiç hastaneye gelir mi evladım? Ne yapayım? Onun bir numaralı ilacı var. Aa. Tabii. Kaynamış kahve telmesi. Alacaksın, süreceksin. Alacaksın. Hay Allah senden razı olsun. Şu karşıda bir kahve var. Hemen yaptırayım. Hadi oğlum. Sıcak hadi sürüyor. Hadi. Bastır yavrum böyle. Kaynamış olsun. Ben... Yumuşatır evladım. Ana. Ana. Adama bak, yediğiniz ziyanı etmiyor. Ne oldu ya? Devri daim yaptırıyor. Afiyet olsun Mehmet'le. Sabah kahvaltısı mıydı? Doktor hanım. Doktor hanım gel bakayım. Gel. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Ay Fahri dayı, asabım bozuk. Neden? Piyasada röntgen filmi bulamıyorum. Şimdi senin paran var mı? Evet var. Benden selam söyle. Hastanenin çay ocağına git. Orada Rüstem bana ona de, o sana versin parayla. Hay Allah senden razı olsun. Böyle işler oldun bana desen. Ne arıyorsun ya? O nasıl girdi? O girer. O çünkü o demirbaş. Eski köye yeni adet mi? Evet, ben de bir dakika. Ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum abi? Vazifeye gidiyorum. Biz burada eşek başı mıyız? Ha. Sen Şükret, burada terbiyeli bir aile çocuğuna rastladın. Çıkınız. Hastaneyiniz! Ya ne yapıyorsun? Ben doktorum, görmüyor musun? Yok ya! Evet,
Sen doktor musun? Elbette. Ulan ben senin doktor olduğunu nereden bileyim? İşte üzerimde beyaz doktor gömleği. Şimdi seyahat kokoreççiler de beyaz diyor. Bunu nereden aldın? Drakula'nın mı bu? Nereden aldın bunu? Ulan ben sana sonra gösteririm. Sana şimdi gösteririm ha. Şurada ne yazıyor? Yasaktır. Dur şunu. Şurada ne yazıyor? Girilmez. Demek ki giremez. Giremezsin. Sen hiç giremez. Yapma evladım giremez. Ya. İyi ama başka yerde böyle yazılıyor yine de giriliyor. Valla başka yerde kapıda duran adamın karakterine bağlı. Evet bir şey rica ediyorum. Buyurun efendim. Lütfen benim doktor olduğumu anlamak için beni imtihan edin. Peki sana iki soru soracağım. Bilirsen doktorsun. Sen de şahitsin. Oldu. Doktorlar ameliyata giriyorlar, orada eldiven takıyorlar. Evet. Bu eldiveni niye takıyor? Hastalar mikrop kapmasın diye. Kaldır git çık hadi. Niye? Ulan hasta öldü mü parmak izi kalmasın diye. Cahil adam abi, doktor değil. Buyurun. Efendim, bir soru daha sorayım. Affedersiniz. O dünyada son günlerde meşhur bir hastalık var. Buyurun efendim. AIDS. Bu hastalık dünyada kime bulaşır kime bulaşmaz. AIDS mikrobu herkese bulaşır. Dünyada bir kişiye bulaşmaz. Bulaşır. Bulaşmaz. Bulaşır. Bulaşır. Bulaşmaz. Şaşırdı. Vuruyorum. Bak tekniğe bak. Ana sıçtırıyorum. Vuruyorum. O hastalık dünyada bir kişiye bulaşır. Kime bulaşmaz? Bulaşmaz. Bir kişiye bulaşmaz. Kime bulaşmaz? Yalova kaymakamına. Nedenmiş o? Efendim kim takar Yalova kaymakamını? Anlayamadım ben bunu. Anlayan anladı o musun? Yüzüne bak. Doktora bak abi. Efendim acaba... Buyurun. Siz bu hastanenin başhekim yardımcısını tanıyor musunuz? Kimin? Bu hastanenin başhekim yardımcısı... Şeytan görsün yüzünü. Ya! Üstü adam benim. Yok ya. Evet. Sen. Evet. Başhekim. Yardımcısı. Gel lan işime gel. Ben 30 senedir bu kapıda duruyorum. Buradan neler geçiyor kardeşim. Daha demin bir tane Josephin geçti. Arkasından 15 tane Napolyon geçti. Bak akıl hastanesi orada. Git tedavi ola diyor. Ben sana gösteririm. Buyurun. Koruyorum abi. Evladım bırak da geçeyim. Hemen de. Evet. Nereye gidiyorum? İçeri. Geçiyorum da. Bari nasıl geçen? Paralıyı söylemedin. Falan. Paralıyı söyle bakayım neymiş? Falan filan fıstık. Geç serbestsin. Baba bak ikinci kapıdan geçerken şan fıstığı de yoksa geçemem. O nasıl geçti? O paralıyı söyledi. Ben de söylerim. Neymiş? Falan filan fıstık. Bildim ya oğlum. Ya sen hastaneye niye zorla gelmek istiyorsun? Evladım ben burada iki ay evvel ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Hah! Karnımda makası unutmuşlar. Evet. Onu aldırmaya geldim. Çili karnında makas kaldı. Hah! Bunu ameliyatta aldıracağım. Aldıracağım. Ya hastanenin hatırası kalsın ha. Ben Allah Allah! Yürü git işim Allah sebebi. Ah! Yandım yaktım beni mahvoldum. Yandım yandım. Ulan benim gibi adamı yapılır mı bu be? Dur lan. Pantolonu mu sıyırdın? Sen yoksa inşaatın orada mı geçtin? Evet. Ulan Allah cezanı vermesin. Ulan tuvalette azdınız mı lan? Ulan bu kaçıncı ulan günde? Rekor denemesi mi yapıyorsunuz? Orada mı geçtin kardeşim? Evet. Sende de kabahat var. Oradan böyle tek pantolonla geçilir mi lan? Nasıl geçiyor? Ben 9 pantolon bir de 2 tane palto giyiyorum. Ya bu ne Allah? Ne oldu? Ne olacak benim bu halim? Ağlama. Her genç kızın başına gelebilir. Ya ne diyorsun abi? Doğru. Demin burada ihtiyar bir amca vardı. Sordu bana oğlum neyin var? Dedim ki bağırsırım var. İnsan onun için hastaneye gelir mi? Onun bir numaralı ilacı vardır. Güzel. Kaynamış kahve termesi. Güzel. Alacaksın süreceksin. Alacaksın süreceksin dedi. Güzel değil. Ha ne ettin? Ya. Sıcak kahve termesini plakana mı sürdün? Sürdüm. Ameliyathaneyi niçin hazırlamıyorsunuz? Ayıptır ayıptır be. Ya bu iş burada olur mu be? Olur mu be? Gözüm karardı. Ne diyorsun lan? Bana bak. Bu ne bu? Charles iş başında. Bağırma lan. Acıyor ya. Bağırma lan. Dedikodu mu çıkaracak? Bu ne sana insaniyetlik yapıyor. Acıyor be. Salla kışını. Niye? Kahve termesi yayılsın. Salla şöyle et bak. Şöyle et bakayım. Çok güzel. Yayılsın kahve termesi. Ne var? Bakacağım dur. Salla yayılsın. Ne var? Abi sana bir kısmet var. Ya demek bana bunları söylüyorsunuz ha? Ne haber hemşerim? Çok güzel. Buyurun, buyurun doktor abi. Ne var ne yok? Sağ olun, iyilik sağlık. Bana bak, çek bakayım elini. İyi. Ben samimiyet sevmem. Şimdi böyle mi oldu? Evet, öyle oldu. Ay sonunda sen benden
Borç istersin konuşur. Hadi oğlum. Efendim ben Paris'ten bugün döndüm. Neden döndün? Paris'ten bugün. Ulan dün gece gördüğüm kahvede piste oynuyordun. Ya çaktım da beni havalara sok işte. Piste oynuyordun oğlum sen. Beni havalara soksana. Havalara sokalım da siz de bizi görmüyorsunuz. Görmez mi? Kaç gündür. Al bakalım hadi. Gör beni göreyim seni. Efendim ben... İtalya'ya da gittin sabahları. Ya evet. O boğaların oraya da gitti. Nasıl geldi. Biliyor? Evet. İşte bana bak bir bin lira daha ver. Ha. Sana dünyayı dolaştırayım. Helal olsun. Allah razı olsun. Efendim ben prostat üzerine çalışmalar yapıyorum. Anlıyorum. Bak prostat. Bak. 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 Kardeşim işinizi yapın. Vazifenizi yapın. Bunlar evet böyle dalga geçiyor abi. Sus. Hayran buz. Allah Allah Allah. Bak. 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 Bu kim ya? E? Kim bu? Ördek be Esat. Neyse. Efendim ben... Dur lan bağırma lan! Prostat üzerine... Dur baba bakarken bağırıyorsun. Baba prostat unutuyoruz. Prostat çok önemli bir hastalıktır. Vallahi yani... bilmek lazım. Prostat... Ben diyorum ki yani bana kalk... Ulan ondan konuşuyorum. Benle mi konuşuyorsun? Efendim prostat çok önemli bir hastalıktır. Tabii efendim. Ah canım kardeşim. Bakın görüyor musunuz? Tipik bir prostat. Olur mu ayol apansisto? Prostat. Duruyorum. Ulan bu ne senin dediğin hastalıktan, ne onun dediği hastalıktan? Peki niye böyle yan yan yürüyor? Bu doktorların hatası. Niye? Tabii. Doktor, siz doktorlar o adama ilaç verdiniz, yan tesir gösterdi. Hadi yapalım. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Öylesi mi öyle şey? Arkadaşlar gözlük kesin bakayım. Ah, bak şimdi başlıyor sinema. Ne sineması? Bu var ya böyle. Nasıl öyle? Kendini başhekim yardımcısı zannediyor. Ya birazdan görürsün zaten. Ne böyle? Ne diyeyim? Fahri kendine gel. Fahri ne yapıyorsun kendine gel. Fahri ne yapıyorsun ya? Yorayım lan. Pozuğa bak. Dur lan ilahe tanrı. Baba pozuğa bak şimdi Allah sen. Allah. Alo ben başhekim yardımcısı Mehmet bana Kemal'e bağlı. Baba baba abi. Bekliyorum. Ver lan bunu ver. Bedava mı bu telefon? Ver. Adam buna para veriyor. Sen şahsi için bunu kullanamadın. Alo ne diyorum Sandra? İyi ben Nasılsın ya resim ya? Kayseri'yi bağlasana anam da konuşacak. Gelmiş buraya ben başhekim yardımcısıyım diyor. Bu ah şimdi konuşa. He, bu mu diyorsun ya? O mu? Başhekim yardımcısı. Ben de diyorum. Allah bey kocam. Yaktım senin çıralı, yaktım. Çok güzel oynuyorsun. Yok abi korkudan titriyorum abi kocam. Abi ben seni çok severim. Hmm. Ben senin gıyabında konuşuyorum. Hmm. Başhekim yardımcısı kadar ilkek adam yoktur diyorum. Ya. Yeah. Bir gün günde onda pas söylüyorum abi. Hmm. Sen o kadar severim ki sen bana öl de. Senin için ölüyün abi. Öl. Çoluk çocuk var abi. Çoluk çocuk var abi. Neredesin ya? Abi şaka, ben hastanenin buluyum, herkes beni seviyor abi. Tadını kaçırma. Kocamı sevdim abi. Alo, buyurun. Ben başhekim yardımcısı Mehmet, Kemal'i bağla bakayım. Yok mu? Personelde kimseyi bulamam. Mahmut da mı yok? Hiçbirisi yok. Nerede bunlar? Başhekimin tavuk kaçtı, kovalıyorlar onu. Allah Allah. Her gün tavuk kaçırıyorlar. Neyse başhekim bey gelmeden ben şuraları şöyle bir süpüreyim. Sen sula süpür buraları. Sonra çok benim bir beyin ameliyatı var, bir girip çıkayım. Hadi hadi. Adama bak şaşırdın sen. Ne yapıyorsun ya? Seni şaşırdım abi. Niye verdin bunu? Şaşırdım abi sen. Neyse Allah'tan kimse görmez ha. Ne kimin? Allah'tan süpürge aldığını kimse görmez. Senin görmesin halizim yok. Neden? Saatine bak. He? 3 dakika sonra bütün hastane duyar bunu. Nasıl duyacak ya? Valla ben dedikoducuyum. Seviyorum beni. Sakın ha. Dedikoduya bayılıyorum ben. Bana bak. Efendim? Sen ameliyatlara falan giriyor musun? Bütün ameliyatlara beni götürüyorlar. Senin adın ne bakayım? Doktorlar bana burada Doktor Jivago der. Doktor Jivago. Ne diyorsun Madame Curie yavrum? Yap tadını şahane. Gel kardeşim ne var? Şimdi 15 metre ilerledim. Teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim. Ben şaka olmasa bunu girin yani. Şimdi... Allah rızası için! Ne oluyor lan? Ona verin ona. Maaş eşyasını ver! Ona! Ulan doktor şuna bir şey de ver! Ana! Ulan şuna bir şey de ver! İhtiyacı var! Maaş eşyasını ver! Git bırak! Git bırak! Korkma! Ondan bir kötülük gelmez, o kör! Ne dedin kör? Ne oldu? Bir atasözü var, bir fendisi. Hangisi o? Kör tuttuğumu öper lan! Efendim hoş geldin. Burası özel kestane hastanesinin polikliniği. Doktorumuz. Evladım masanı getir. Hemşireniz Azize Lale Hanım. Burası sekreterimiz Nilgün Hanım'ın yeri. Nilgün Hanım sabah akşam sürekli bulmaca çözer. Burası da
Rezne Darımız Tahir Bey'in yeri. Tahir Bey mi? O da sürekli uyur. Evet efendim. Özel kestane hastanesinin polikliniğindeyiz. Ve polikliniğimizde klinik bir vaka. Sizlere Nurettin Bey'den bahsetmek istiyorum. Nurettin Bey hastanemize ilk geldiği zamanlar sessiz, sakin, kendi halinde biriydi. Üstelik çok kibardı. Öylesine kibardı ki ne zaman kan tükürse de sorsak Nurettin Bey neyiniz var dese o hemen yok efendim bir şeyim yok. Biraz kızılcık şerbeti içtim de der. Evet efendim. Nurettin Bey'in yolu bir gün bizim hastanemize düştü. Düştü de bakalım Nurettin Bey'in başına neler geldi. Müsaadenizle. Ne oldu efendim? Evladım bu üst makamlara sinirleniyorum. Neden efendim? Kızım anlatayım da dinle. Evet efendim. Hastanemizde niyarı dolmuş. Yani kullanma süresi geçmiş binlerce ilaç vardı. Evet efendim. Bu ilaçlar için üst makamlara derhal bir yazı yazdı. Evet efendim. Bak yazı şöyleydi. Buyurun efendim. İlişikte sunulan niyarı dolmuş ilaçların alınarak yerlerine yenilerinin verilmesi arz olmuş. Evet efendim. 6 ay sonra cevap geldi. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum doktor bey. Miadı dolmuş tüm ilaçların süresi bir yıl uzatılmıştır. Ya, işte üst makamlarımızın hali. Merhaba. Merhaba, sabah sabah ne işin var burada? Doktor bey, gideceğim var. Doktor bey, gideceğim sonra. Gel. Sonra. Buyurun. Ne o, bir de kart mı? Beyefendinin kartı. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, otur. Çok teşekkür ederim. Beyefendi, nasılsın efendim? Selamları var benim. Lütfen saygılarımızı iletin. Buyurun efendim. Doktor bey, sizi rahatsız ediyorum. Estağfurullah. Ama gireceğim var sizden. Estağfurullah. Ben 2 senedir bir baş ağrısı çekiyorum. Evet. Böyle yarım bir baş ağrısı. Doktorlara evet. Gittim, ilaçlar aldım. Bir türlü fayda görmedim. Evet. Sizin sağlık verdiler, onun için canım. Hemen beyefendiye bir check-up yapalım. Evet, bir check-up yapalım. Lüzumlu mu yani? Olabilir. Gerekebilir. Ama şimdi beni burada oyalayacaklar. Mümkün mü efendim, mümkün mü? Teşekkür ederim. Ne münasebet. Şimdi görüşürüz. Alo. Ha, Fatma Hanım hasta mı yolluyorum, check-up yapacaksınız. Beyefendi nasırın dahi ihmal etmeyin. Evet. Hatırlı hastamızın. 15 dakikada bitmeli. Çok teşekkür ederim. Doktor bey müsaadenizle ama ben nereye gidiyorum? Efendim şimdi? Geldiğiniz koridora gidiyorsunuz. 22 numaralı oda. Çok teşekkür ederim. Güle güle efendim. Sağ güle güle. Beyefendiye saygılar efendim. Tekrar gelin efendim. Güle güle efendim. Güle güle. Güle güle. Doktor bey. Doktor bey şu evrağı imzalar mısınız? Sonra. Çok önemli efendim. Sabahın köründe evrak olmaz. Ama doktor bey bu önemli. Bu saatte olmaz. Peki kızmayın canım ben de kapıcıyı imzalatırım. Tamam. Efendim bunları getirdim ben imzalıyorum. Nedir bunlar böyle? İş yapın biraz, çalışın ya! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Efendim onları imza edin, ben evden sonra başı kime götüreceğim. Anladım kızım, bir kontrol ben edelim bakalım. Evet evladım, kalem ver imzalayayım. Kalem arayayım beyefendi. Kalem ver kızım. Arıyorum efendim, kalem. Bekliyorum kalemi. Arıyorum beyefendi. Ya. İğne ver kızım. İğne ver. Makas. İstampa. Çok güzel. Hayrola ne arıyorsun? Efendim? Ne arıyorsun? Daktilo. Affedersiniz. Hanımefendi kızım bir şey sorabilir miyim? Tabii. Civatanız mı gevşedi? Oynama ya, adamın gözü takıldı. Zımba! Benim zımba nama mevcut. Evet. Kağıt mı derdirmek evet. İstiyorsun? Evet. Müsaade edin. Çabuk hallet gel. Benden hemen derdirip çabuk hallet gel. Müsaadeniz. 3'ü değil mi bugün ayı? 3-12-1988. Hallettin mi? Biraz fazla oldu galiba. Nasıl hallettin böyle? Benim kapıda bir köpek duruyor. Evvela kızdırıp sonra ağzına tuttum. Oynanma, gözüm takıyor, hanımefendi. Evladım sen bunları başhekim beye götürsün. Evladım sen de bana bir kahve söyle. Benim ben deniz hastanenin acemisiyim, kahvehaneyi bilemiyorum. Allah Allah, sen kimsin kardeşim? Vatandaş. İkametgahın yanında mı? Mevcut. İhal kağıdın? Mevcut. Pul ve resim de var mı? Yedekleriyle. Hayatımda ilk defa bu kadar muntazam bir vatandaş görüyorum. Evet, bu adam hasta. Evet, siz hastasınız. Bendenizde bir anormallik hissediyorum zaten. Ya ama ben sizin vatandaş olduğunuzu nasıl anlayacağım? Her vatandaş gibi hüviyet taşıyorum. Bakayım hüviyetinize. Rica ederim efendim, buyurun. Vatandaş, buyurunuz, ne istiyorsunuz? Ne oldu? Hüviyet battı. Buyurun efendim, ne istiyorsunuz? Efendim, ben deniz muayene olacağım.
Acaba ne gibi bir işlem gerekiyor? Anlar hal oranlar. Başla efendim, Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Sağ olun, var olun. Yahu ben bu adama ne dedim, sen anladın mı? Vallahi doktor bey, hiçbir şey anlayamadım da neden öyle konuştunuz? Evladım, tabii anlayamazsın. Sabah sabah daha karga kahvaltısını etmeden, ben kahvemi içmeden gelinirse böyle söylenir. Ben böylelerine çok kızarım. Neden efendim? Çok saygılı bir vatandaştı kendileri. Bu kadar saygı fazla. Ben bu kadar saygı istemiyorum. Hem ne dediğimi anlamıyor, hem de saygısından bir daha sormuyor. Ama işin tuhafı ne biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum doktor bey. Şimdi bu pek sayın vatandaş ne dediğimi anlamadığı halde kapının orada Ahmet'i bulur ve nasıl muayene olacağını sorar. Doktor bey, kapının orada Ahmet bey yoklar efendim. İki tane İbrahim, bir tane Mehmet bey bulur. Demedim mi ben sana ne kadar boğuntuya getirirsen getir bunlar anlar diye. Ama bak ben ne yapacağım? Hadi efendim. Bana bak, zapt duru git, zapt duru sekreter, sakınızı al gel. Başla efendim. Bir dakika. Buyurun Mehmet, ben size ne dedim anladınız mı? Hemen git sekreterden makbuz al ve gel dedim. Hala! Başın efendim. Şimdi ne dedim? Koridorun sonunda 14 numara açık mavi kapı. Tek menteşe eksik dediniz. Şimdi sana bir kağıt veriyorum. Estağfurullah beyim. Bu kağıdı alıyorsunuz, doğru travmatolojiye gidiyorsunuz. Anlayamadım, özür dilerim. Travmatoloji! Vallahi anlayamadım, özür dilerim. Hayır! Ben de senin. Yukarıdan aşağı 3 harf. Ameliyatlarda aranan ama bulunamayan. Efendim bu 3 harf ameliyatlar aranıyor ve bulunamıyor mu? Evet efendim. Efendim bunun şey olması lazım, kan olması lazım. Tamam, teşekkür ederim. Ne istiyorsunuz beyefendi, ne istiyorsunuz? Çabuk söyleyin derdinizi. Efendim ben deniz muayene olacağım. Acaba ne gibi bir işten gerekiyor? Adınız, soyadınız, yaşınız, kilonuz, ayakkabı numaranız. Ya benim ayakkabı numaramla muayenemin ne alakası var? Herhalde bir ilgisi var ki soruyoruz değil mi efendim? 41 efendim, 41. Geniş kalıp. Boy 1.71, kilo 62, kilo 135 gram. Nedir o 135 gram? Şapka geliyor efendim. Siz de şapkayla tartılmayınız. O zaman da nevazil oluyorum. Tamam tamam, konuşmayınız, alın. Oh, anama sövsen daha iyi. Tövbe estağfurullah, tövbe. Hepsinin asabı bozuk ki. Hadi. Hastanede asabiyet yarışma. Aman efendim de. Sağ ol, konuşma. Gene ne oldu efendim? Evladım, bu üst makamlara çok kızıyorum. Neden efendim? Hastanemizin karaciğer tarama makinesinde arıza vardı. Evet efendim. Bu konuyla ilgili üst makamlara derhal bir yazı yazdım. Evet efendim. Bak, yazı şöyleydi. Buyurun efendim. Hastanemizin karaciğer tarama makinesinde arıza vardır. Tüm karaciğer çekimlerinde siyah lekecikler görünmektedir. Bilgilerinize. Evet efendim. 6 ay sonra cevap geldi. Hem de şube müdürünün imzasıyla. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum doktor bey. Hastanenizin karaciğer tarama makinesinin karaciğer alerjisi vardır. O makineyi bundan böyle kör bağırsak için kullanın. Ya. Buyurun, hadi kahve içelim. İçelim. Efendim, tut ananı! Tut Allah belanı. Ulan terbiyeli oldu be! Nasıl? Hiç olmasa kibar söyle be! Nasıl? Anne yeğenizi diyebilir mi? Ne var, ne istiyorsun sabah sabah? Benden hiç muayene olacağım. Acaba ne gibi bir işlem yapayım, bir de para yatırmak istiyorum. Sabah sabah para yatıracaksın. Evet, para bana batıyor. Ver şuna kızı, ver. Fazla konuşma benim karşımda. Estağfurullah, rica ederim. Bana bak. Efendim. Sen bu parayı yatıramazsın. Param mevcut. Sen bu parayı niçin yatıramıyorsun? Ben hastaneye ilk defa geliyorum, acemiyim. Neden yatıramıyorsun, ben sana soruyorum. Vallahi bilmiyorum ya. Bak şimdi, buraya sadece rakamla 5.000 lira yazmışlar. Ayrıca buraya yazıyla da 5.000 lira yazmışlar. Zatanız oraya el yazınızda yazsanız. Hadi git, yaz da git, konuşma, ben çık dışarı, yürü. Nereye götüreceğim kardeşim? Hangi tarafa gidersen git, öteki tarafa çıkıyor. Ya sen bana cehennemi tarif ediyorsun. Güzel kardeşim, sen yürüsene. Efendim, bana neden bağırıyorsun? Kim bağırdı sana be? Ben sana bağırdın mı? Ben sana bağırıyorum ya! Yüksek konuş, duymuyorum. Ben sana durup dururken niçin bağırayım be? Siz asebi bir yaratılışa sahip. Manyak mıyım lan ben sana bağırayım? Asebisiniz. Psikopat mıyım lan ben sana bağırayım? Gayet normalsiniz. Şu hareketini bana bundan 50 sene evvel yapsaydın cevabını verir ve hemen kaçabilirdim. Şimdi bu imkan yok, ayaklarım, dizlerim, dermanım yok. Bak güzel kardeşim, git suratına tükürürüm. Kimin suratına tükürürüm? Senin. Buyurun, tükürün de görelim bakalım. Bak ben sözümde duran adamın suratına tükürürüm. Beyefendi lafına dikkat et, burama geldi, tükür de göreyim, ben de sözümde duruyorum. Buyurun. Nasıl durdum sözümde? Ben de nasıl sözümde durdum, tükürdüğünüzü gördüm. Sen on param yok, vallahi. Ne oluyor be? Allah cezanı ben. Ne oluyor? Ulan tabanca mı çekiyorsun, evrak mı çıkartıyorsun? Konuşma. Aç şu kağıdı, faktolojiye git. Nereye beni? Hayır, öyle söyle. Bela. Acele konuşma. Konuşma. Buyurun, Allah yardımcım olsun. Buyurun. Ne istiyorsunuz beyefendi yine? Hanımefendi, burada bir yanlışlık var. Nasıl yanlışlık? Şuraya el yazısıyla yazılmamış. Kim dedi? Oradaki memur dedi. Kime dedi? Bana dedi. Ne dedi? O dedi ki götür kadına ver, burada bir yanlışlık ne var. Ne zaman dedi?
5 dakika falan. Ne dedi? Burada yanlışlık nerede var. Nerede dedi bunu? Orada beni kenara çekti. Kim dedi beyefendi, kim dedi? Oradaki memur. Ne dedi? Ay kaşıntı başladı. Bende de bir huy var, sinirlendiğim zaman kaşıntı var. Evet ne dedi diyorum. Efendim oradaki dedi ki. Kime dedi? Efendim şimdi baştan dedi. Mufassal çekirdi. Lütfen. Ben dedi sabahleyin hastaneye geldim. Evet. Bu adama gitti. Ne dedi adam? Bana dedi ki burada yanlışlık var dedi. Kime dedi? Ben Deniz'e dedim. Ne zaman dedi? Kimse bir şey demedi ulan. Ne dedi ne dedi kime dedi? Cehennemin dibine dedi. Allah delireceğim ya. Siz dediniz ya yanlışlık oldu diye. Kime dedin? Bana dediniz. Nerede dedin? Burada dediniz. Ha, ne zaman dedin? Biraz evvel dediniz. Bir şey mi dedin? Ay, ay yeter be benim için ne sizden be? Bir beraberiz. Alo. 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 Ulan Tahir. Ne demek yazıyla yazılacak? Rakamla yazılsa okuyamıyor musun yani? Mevzuat ulan Nilgün Hanım, mevzuat. Mevzuat mı? Evet. Bir dahaki sefere ben de sana yazıyla yazayım da bakalım ne yapacaksın? Ben de rakamla yazar gene sana gönderirim. Gönderirsen gönder. Sanki ben mi gidip geliyorum? Ben gidip geliyorum. Ne var ne bakıyorsun öyle? Ulan! Mustafa! Ne? Askerlik arkadaşım bıyıkları ne zaman kestin lan? Başının bas git! Benim acemiyim bilemiyorum. İlk defa hastaneye geliyorum. Buyurun bebeğim. Oynama yavrum, oynama. Oynama evladım. Oynama kardeşim, oynama. Oynasan ne olur? Efendim oynuyor efendim. Bir laf var aklıma, o geliyor bebeğim. Hangisiymiş o? Hoş olur. Kestanenin kaynaması, erkek eşeğe baştan çıkartır. Tıpanın oynaması. Bu Anadolu'da çok geçerli bir değildir beyefendi. Oynama be ya, gözüm takılıyor. Ciddi olan, ciddi olan. İstanbul'a beyefendi. Buyurun efendim, söyleyin, sizi dinliyorum. Kimi dinliyorsunuz? Sizi. Benlerinizi dinlemek mi istiyorum? Evet. Ben hastaneye ilk defa geliyorum, acımayım, bilemiyorum. Usul böyle midir? Yok efendim, söyleyin dediler, dinleyecekler. Ciddi, benlerinizi dinleyecek. Tabii. Baharın günleri açtı es. Ah yine mahzun. Dur bu gönlü etrafa. Hep beraber, hep beraber. Neşeler saçtı. Beyhude geç. Bu aa, bu bana saçma geliyor beyefendi. Muayene de böyle şey olmaz. Beyefendi niye şarkı söylüyorsunuz? Söyleyin dinleyelim dediniz beyefendi. Ama ben şikayetinizi söyleyin dedim. Şikayetim hastane memur ve memurlarından. Bir dakika, bir dakika. Poşkayı bırak. O zaman ben sorayım sen cevap ver. Başla efendim. Sarınız var mı sarınız? Kullanmıyorum efendim. Neyi kullanmıyorsun? Sordun ya kardeşim sigaran var mı diye. Sigara değil efendim. Sara hastalık. Sara. Evet. Hayır efendim. Güzel. Kalbin var mı kalbin? Hayır, böbrekte idare ediyor. Bazen safra kesesi devreye giriyor ya. Böyle sual mi olur ya? Kalpsiz adam yaşar mı doktor? Ciddi. Sen adamı öldürürsün. Ciddi ol. Efendim? Ciddi ol. Efendim işte ciddiyim, daha ne yapıyorum ya? Ben kalp hastalığınız var mı demek istiyorum. Sırıtmayın. Efendim ben doğuştan böyleyim beyefendi. Benim ciddiyetim budur efendim. Daha mı ciddi istiyorsun? Daha ciddi istiyorum. Kalsın. Oynayın kızım, gözüm alıştı, bekliyorum. Beyefendi ben size kalp hastalığınız var mı demek istiyorum. Hayır efendim. Eğer o hastalık varsa evet, yoksa hayır diyeceksiniz. Yani siz bana soracaksınız. Hı-hı. Hastalık varsa evet yoksa hayır. Evet. Affedersiniz bu bir yarışma mı? Hani var ya evet mi hayır mı, o mu bu? Yoksa beni gizli kamerayla mı çekiyorlar? Ciddi olan. Buyurun efendim. Mide. Hayır. Akciğer. Hayır. Dalat. Karaciğer. Hayır. Böbrek. Mehmet siz suratlanıyorsunuz beyefendi. Hayır. Kafanizin. Hayır. Sana kesin. Hayır. Hemoroid. Şeker. Hayır. Hidra bozuldu. Romatizma. Hayır. Sizler dumbola var mı? Hayır. Siyatik. Hayır. Baş ağrısı. Hayır. Kulak ağrısı. Hayır. Adele ağrısı. Hayır. Demek ki siz sağlamsınız. Evet. Evet dedi. Evet dedi. Evet dedi. Vallahi şaşı. Vallahi acemiyim ya. Ne oluyoruz, ne evleti beyefendi? Hani beyefendi televizyonda bir yarışma var ya. Evet. Durun bir dakika, sizi gönderelim evvela. Bu ne? İzmir Marşı. Ne yarışması? Var ya bir beyefendi, bir Erkan Bey var yarışmada evet mi hayırda. Soyadı neydi, Erkan? Şosede dolaşan mıydı?
Lan ben de altınıza 9. sinek girdi ağzına. Vallahi ona benzettim, özür dilerim. Beyefendi acemiyim, bir tapağa gidiyorum. Ciddi olun, ciddi olun. Mazur görün. Çarpıntınız var mı? Hayır. Kaşıntınız var mı? Hayır. Ağrı sızı var mı? Hayır. Ateşiniz var mı? Kibrit var. Bir dakika efendim, kibrit olacak. Öyle değil kardeşim, öyle değil. Hayır. Lütfen bana söyle, neyin var? Neyin mi var? Evet. Neyimi alacak beyefendi, bir karı 5 çocuk var, ne olsun da? Kardeşim onu sormuyorum. Neden rahatsız olursan bana onu söyle. Evet, ben neden rahatsız olduğumu benleriz de bilemiyorum. Fakat bazen sabahlara kadar uyuyamıyorum. Hafifte kaşıntılı başlıyor. Sevindiğim zaman kaşınıyorum. Kızdığım zaman kaşınıyorum. Böyle bir şey efendim. Mukayen 3x1. Librax 3x1. Dank 3x1. Alfasilin 3x1. Novajin 3x1. Efendim bu ilacı bana mı yazıyorsun? Evet. Beni muayene etmeyecek misin oğlum? Hayır. Ben Aslı'yı asla muayene etmiyorum. O niye o? Daha kapıdan girer girmez gözlerinden anlarım. Allah Allah. Yeah. Muayene etmiyorsun. Hayır abi. Ya keşke fotoğraf göndersin. Vallahi o kadar masraf yaptı birader. Doktor sonra bu yazdığınız ilaçlardan evde mevcut. Karım alıyor. Oradan ben devam edeyim. Fazla masraf olmasın. Hayır efendim. Devam edemezsiniz. Yani, bu yazdıklarımı yeniden alacağız. Ya bir şey merak ediyorum. Aynı ilacın erkek için olanı başka şişede, kadın için olanı başka şişede mi birader? Haremlik, selamlık mı var? Onu görmek istiyorum. Bu kayalık yok. Vallahi acemiyim. İlaçta böyle bir şey yoktur ama bu yazdıklarımı yeniden alacaksın. Yaz canı sağ olsun. Barajin 3x1. Oh. Aspirin 3x1. Bana ilaç mı yazıyor? Afrika'ya yardım mı yapıyor? Bimik 3x1. Denize mi gireceğim efendim? Deniz dediniz. Bimik. Pardon, bir artem bir şey olmaz. Brufen 3x1. Trilikrin. Benim hastalığımla rintintinin ne alakası? Ne rintintin beyefendi? O televizyonda bir dizi var. Kabiliyetli bir köpek oynamıştı. Rintintin. Bu trilikrin. Aa, o onun yavrusu mu? Demek ki ikinci bölüm başlıyor, öyle hissediyorsunuz. 15x1. Oh! Al bakayım. Sefan olsun. Ne bakıyorsun öyle diktik? Sen beni tanıyor musun? Ben kimim? Vallahi benzetiyorum. Kime? Korkunç İvan. Bu kayna herif, ben sana şimdi gösteririm. What's your name? My name is Nurettin. Kuyruğunuza mı bastı? Bana güleceğine git de kocana ıspanak yemeğe yap. Aa, sen benim kocamı nereden tanıyorsun? Kim benim kocam? Vallahi ben de şu tipe göre, şu çizgiye göre temel reis olması lazım. Safinaz mıdır nedir birader? Nurettin Bey, buyurun bir kağıdı. Efendim bir şey soracağım. Buyurun efendim. Özür diliyorum. Estağfurullah. Buyurun. Ya şu kağıt, kağıt. Vallahi ya 5 dakikada şu kadar kağıt. Yazıktır bu kırtasiyeci. Bunlara para veriliyor birader. Efendim haklısınız. Ama ben böyle istemiyorum. Mevzuat böyle istiyor. Bunu Nevzat Bey mi istiyor? Görüşeceğim, görüşeceğim. Değil efendim, bürokrasi. Onun abisi midir, tanımıyorum. Anladım hadi. Efendim ben size şimdi kağıt takdim ediyorum. Bu kağıdı alıyorsunuz ve idrar tahlili yaptırıp bana geliyorsunuz. İdrar tahlili? Evet efendim. Beraber. Hadi bakayım, hadi bakayım. Doktor özür dilerim de onu yaptırma bana. Niçin efendim? Yapamıyorum. Buyurun anlatın. Zorlanıyorum, zorlanıyorum, yapamıyorum. Nasıl yani? Efendim şimdi karım Adapazarı'nda beni kliniğe götürdü. Anlamadım. Geçen hafta klinik. Klinik, klinik. İki artık düşmüştü, öyle okudum. Evet. Efendim dayadılar ağzıma suyu, galongodan su içiyorum. Zorlanıyor zorlanıyor. Fakat sürpriz oluyor bir. Ne gibi yani? Küçüklüğü beklerken büyük bey keşif ediyor. Bendenizde yollarda rezil oluyor. Asfaltlara absürt resim yapa yapa. Efendim çok gerekli, mutlaka deneyin. Hadi bakalım, şu kağıdınızı alın. Aa, bir dakika, bir dakika. Siz daha bizim kliniğe havale yaptırmamışsınız. Benim havaleyi bir hasta yaptırmadım. Niçin? Çünkü tecrübeli bir hasta arkadaşım vardı. Hı. Hastaneye ilk defa gidiyorsun dedi. Öyle elinde kağıt boşu boşuna o da gezip havale yaptırma dedi. Neden? Çünkü sen hastaneye girdikten sonra saatine bak dedi. Evvel Allah 5 dakika sonra sana havale gelir dedi. Ve de havale geliyor. Gel bakayım buraya. Ya yeter be, kağıt altı oldu. Öyle. Şu kağıdı alacaksın, 9. kata çıkacaksın, 99 numaralı oda. Kayıt havale yaptır, bana gel. Başım efendim, Allah razı olsun. Efendim. Sabah sabah sen Nilgün Hanım'ın kahveye kırdık. Nilgün Hanım. Ayağın leş gibi kokuyor, çorabını değiştir. Alırım be. Daha çoraplarımı yeni değiştirdim. Değiştirseydin ayağın kokmazdı herhalde, değil mi? Çorabını değiştir diyorum sana. Ya vallahi yeni değiştirdim. Yaklaşma yanıma, çorabını değiştir, ayağın kokuyor. Al işte, değiştirdiğim çoraplar. Terbiyesiz, şaka mı ya, leşin cilvesi? Adamı böyle yap Allah anladın. Alo, Santra, bana Tahir'i bağlar mısın kardeşim? Alo, pardon, bir çay yollar, limonlu çay yollar, çay yollar. Sağ ol, sonra alırım ben, sağ ol.
bende de kapağı var. Evrağı böyle birdenbire gösterdiğimi memurun morali bozuyor. Orada alıştır alıştır göster. Bir kelebek zannediyorlar. Ulan bana 110 koşturdu adam be. Bu hepsinden beter bu. Evraklara kaldırıyor ya. Beyefendi bir dakika izah edelim. Ne oluyor ya? Pardon, özür dilerim. Çok affedersin. Ya kardeşim, bütün işlemlerini yaptırmışsın. Kayıt havalı olmadan bana geliyorsun. Beyefendi oradaki adam beni gönderdi. Kim dedi? Oradaki bey dedi. Kime dedi? Bana dedi. Ne dedi? Bunu götür dedi oraya. Ver dedi. Ne zaman dedi? Nereden bakıyorsun? O senin anan mı lan? Yine başladı, ne dedi, kime dedi? Alo! Santra! Bana tahiri bağla! Baktı! Çabuk bağla, çabuk! Ya git kardeşim, uğraşmayın benle ya! Alo Tahir! Alo! Alo! Alo Santra, ses gelmiyor, ses! Tahir! Ya Nurettin! Efendim? Kardeşim sen aradan çık! Ya sen gelme be! Efendim bir ses duydum, Nurettin aradan çık dedi. Ya Santra'daki Nurettin, uyuyor musun kardeşim? Aradan çıksana! Allah Allah, Allah Allah! Ya kardeşim gelsene sen böyle! Ya konuş, ben girip çıkarım ya kardeşim! Alo, ses gelmiyor, ses! Alo! Ha? Tahir! Adabazarı mı? Adabazarı mı? Adabazarı! Adabazarı mı? Alo! Adabazarı! Adabazarı! Ver bir dakika, ver! Alo! Ha? Alo, Adabazarı! Ha? Adabazarı! Ha? Bela sen misin karıcığım? Söyle anam! Ya kardeşim yanlış! Bela! Ha? Anam mı geldi? Ne anası be? Deniz anası, ne var, ne diyorsun karı? Ya Nurettin, alo! Ya yanlış bağlıyorsun, ben Tayyip Ekmez, Tayyip Ekmez! İyi akşam gelirken alırım! Neyi alıyorsun kardeşim ya? Patlıcan bir satması oldu mu? Ne patlıcanı be, alo! Hemen patlıcanı! Balıkesir mi? Kime? Balıkesir! Boş ver, aldırma! Balıkesir bandırma mı? He! Ulan baş mı var orada? Ankara mı? He! Dikmen! Evet! He, Ankara'nın Dikmen'i, he! Fincanı taştan oyarlar! Alo, Santra, ses gelmiyor! Alo! Ha! Ola! Tamam, alo! Ha! Hat kesildi! Alo! Araya kursanı giriyor! Alo, Santra! Adamızdır mı? Alo! Adamızdır! Amerika mı? Ay, kaşındı tuttu! Ya Amerika'nın ne işi var? Evet! Ha! Alo! 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 Sabah! Vallahi acemiyim ya. Ya Nurettin! Alo! Aradan çık Nurettin! Çıkıyorum ben de! Başlık gelirsem oraya fena yaparım seni Nurettin! Kavuda mı geçeceksin? Konuşma be! Satır! Alo! Alo! Hastaneyi! Hastaneyi birbirine kattım vallahi alo. Ya! Ha, alo Tahir! Ha abi söyle! Ya kardeşim bu... Bu vatandaşın yazık günah değil mi? Allah razı olsun kardeşim! Vatandaşın hakkını nasıl müdafaa ediyorsun? Vallahi gözlerim yaşardı! Kedim benim! Ne kedisi be, aslanım benim! Bana ne bağırıyorsun be? Bak buzu kesmişler, hıyarın biriyle de bana yolladılar! Allah Allah, kulağım çınladı! Beni hanım anıyor! Peki bak buzu kim kesiyor? Nilgün kesmiş, kim kesecek bana bari? Alo bana bak, Nilgün sana bana çık, ayıp oluyor! Alo! Alo Tahir, adamızın ara! Alo! Satra hop! Ben oldum, beni götürün! Al bunu! Geç! Böğür! Basit! Ay benim! Ah dur! Çık ben! Hay! Güzel! Ya kardeşim buna mühür basmamışsınız. Ya güzel kardeşim. Bu gibi işlemlerde ben mi basıyorum? Ya kim basacaksa bastır. E git kime bastırsan bastır. Allah Allah, önümüze gelene bastıracak mıyız? Ne oluyor yani? Sonra alışalım, burada mı dolaşalım? Son param yok Allah cezanı. Gel buraya gel. Efendim? Al şu kağıdı. Ya kağıt yeter be kardeşim. Al şu kağıdı, beni peki, kızdırma peki, al. Kızma kızma peki. Bunu da al. Of. Ulan almışken bunu da al be. Bu müesseseden mi? Ha. Şu kağıdı da al. Bakma al bu kağıdı. Bu kağıdı nereye götüreceğini biliyor musun?
Benim artık tecrübe sahibi olduk hastanede. Bravo, nereye? Botoloji. Saatini size bırakıyorum. Yani siz tayin edin, yani dedikodusu diye. Tamam, diyelim. Biraz sonra burada benim işim bitecek. İkinci kata çıkarsın. İkinci katta kırmızı bir oda var. Evet. O kırmızı odada boş bir yatak var. Soyun, uzan, bekle, geliyorum. Efendim, böyle efendim çıplak vaziyette mi olacağım? Tabii. Hanımefendi, o esnada yanımızda bir kalp mütehassısı bulanabilir mi acaba? Yani vardır ya bir laf, ne şahittir ne gazi. O gerekmez. Olmasın. Ben iki dakikada işinizi bitiririm. Allah razı olsun. Hanımefendi, diyorum ki aceleye getirmeyelim. Yok yok, gelmeyelim. Merak etmeyin canım siz. Yani bunda kararlaştırılması olur. Tabii tabii. Aceleye gelmek. Tabii gelmez. Allah razı olsun. Affedersiniz, ben aceleyim, ilk defa geliyorum. Evet. Bu işlerle siz mi alakalı olun? Evet efendim. Demek ki Oruç musunuz? Ne? Ne dedin? Ne dedin diyorum sana? Ya kötü bir şey demedim. Oraları siz sıkılıyorsunuz. Demek ki oraları sıkılıyorsunuz. Biz sıkılıyoruz. Affedersiniz, anlamadığım bir mevzu daha var efendim. Nedir o mevzu? Olduğu gibi soyunayacağım. Evet efendim. Sonra ne olacak bakalım? Efendim, sonra ben geleceğim. Hem önden hem de arkadan filminizi çekeceğim. Bendenizi. Tabii. Affedersiniz, o film niye çekiliyor? Bakalım önünüz ve arkanız sağlam mı diye. Vallahi bendenize kalırsa bir iki film çekmeyelim. Neden efendim? Yani masraf olmasın, bir film yeter efendim. Öyle mi? Arka sağlam da. Peki sonra bu film ne olacak? Efendim şöyle izah edeyim size. Sonra bu filminizi karanlık bir odaya koyacaklar. Çok güzel. Heyet toplanacak, yani asistanlar gelecek. Yani sinema, fotoğraf gibi. Mesela talebeler gelecek, hocalar gelecek. Jüri gelecek. Jüri heyeti toplanacak ve sizin filminizi seyredecekler. İster misiniz bana Oscar versinler? Ne Oscar'ı? Filmin ismini ne koyacaksınız? Ne koyalım efendim? Tarzan Nurettin Hastahanede. Allah Allah. Sen benim gözüme bakar mısın? Ne oldu? Ben kaçın kurasıyım. O filmi sonra el altından piyasaya çıktı. Ne diye? Hey! Videocular da benim filmlerim gizli gizli satılacak. Niye? Sen benim gözüme bakar mısın hanımefendi? Ben kaçın kurasıyım. Sonra millet beni tanıyacak, peşimden bağır bağıracak yollarda. Ne diye bağıracak? Lan ne haber lan? Porno Nurettin. Hayır, orada. Efendim, bir yanlışlık yapmayayım. Sabah mı geleyim, öğleden sonra? Sabah 6.30'da gelirsiniz. Allah razı olsun. Sakın geç kalmayın, olur mu? Kusura bakma kızım. Biraz sinirlerim bozuk ondan. Ya şurada doktor falan yokken bir istirahat duysam. Bunun evrakları da şaşırdım. Şurada bir tanesinin bu olması lazım. Şu mu acaba? Galiba şuydu. Kağıt çalma. Getirdim. Geçti. Ne geçirmesi, ne oluyor ya? Vallahi acemiyim ya, bilemiyorum artık. Ne acemisi kardeşim, ne acemisi ya, ama. Doktor, kağıt göre göre inanır mısın, artık tansiyonum düşmeye başladı. Kağıt benim tansiyonum düşüyor. Gel lan, hadi lan, hadi.
Koridorda peşimden gelip habire kağıt gösteriyor, vicdansız. Bağırma, bağırma. Kağıt gördüğümü elim ayağım tut. Bağırma. Doktor, şu tansiyonu. Ne oldu? Arkanızdan şöyle bir şey şimdi, kağıt parçası. Lütfen sakin ol. Doktor, inan bana, bak. Bak. Nabzıma bak doktor. İşte bu kağıttan oluyor. Kağıt gördüm. İş, Allah, iş, Allah, iş, Allah, iş, Allah, iş. Allah. Ne oldu yine? Allah, pencereden kağıthane gözüküyor. Lütfen sakin ol. Lütfen. Buyurun kağıtlarınızı. Bunlar benden izin mi? Şimdi bırakmıştınız. Bana idrar tali raporunuzu verin. Yapamadım. Anlamadım. Efendim, çünkü münasip kap bulamadım. Koca hastanede bulamadın ha? Allah razı olsun. Baş hemşire hanım. He. Bir kap verdiler. He. Fakat hayret ediyorum doktor. Niye? Yapıyorum, yapıyorum. Bak birader ya. Allah'ını seversin. Üstten yapıyorum, alttan akıyor ya. Uygun bir kap bulup yapınız bakalım. Müsaadenizle. Hadi bakayım, hadi bakayım. Doktor bey. Efendim. Bir imza rica edeceğim. Tabii, tabii. Bu heyete girecek değil mi? Evet. Heyetin durumu vahim. Allah razı olsun kızımdan. Doktor. Evet. Biraz evvel çabucak hemen işimi görüver. Çok güzel. Hayrola, o dosya ne? Efendim, bunu kantinden aldım. Niçin? Evraklar için. Doktor, şu güzelliğe bak. Evrakların benim. Ay, ah! Aman Allah! Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Oo, otur, 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 otur. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Gelin bakın, bakın. Eyvah, Ezrail. Ya kaç tane ağa var birader? Tehlikeli bir durum varsa Adapazarı'na telefon edilsin, karım gelsin. Niye? Hemen beni alsın götürsün. Neden? Neden? Efendim, ben esas İstanbulluyum fakat İki yaşındayken ayrılmışım, o seneden bu seneye kadar İstanbul'a ilk defa geliyorum. Evet. Yani acemiyim, dört gündür İstanbul'dayım. Yer bilmem, yurt bilmem, beni götürsünler efendim. Ne oldu? Buradan imam mı geçti? Yok efendim, yok, hayır, hayır. Hazırlık mı oluyor? Hayır, hayır. Yok efendim. Merak edecek bir şey yok. Efendim, acaba siz şimdiye kadar siroz geçirdiniz mi? Efendim, bendeniz bu yaşıma kadar hiçbir hastalık geçirmedim. Maşallah. Evet, Allah aslan gibiyim. Maşallah. Ne oldu efendim? Yok, bir şey yok, o aslanlar yapan arası. Şimdi yalnız size belki bir fikir verebilir. Evet. Delikanlılık çağı. İşte 16 veya 17 yaşındayken bir defa beni şiddetli şekilde eşek tepti. Eşek neden tepti? O romantiktir mevzu ana. Şimdi buyurun efendim. Efendim, biz hekimlerin... Buyurun, kararlı bir şekilde bekliyorum, ne söyleyeceğiniz? Biz hekimlerin görevi hastaya dost doğru söylemektir. Tebrik ederim. Zaten bu vicdan meselesi de budur bir efendim. Hastaya gerçeği söyleyeceksiniz, hasta hazır olacak. En büyük tehlikeyi söyleseniz de soğukkanlıyım. Metanetle karıştı. Efendim, siz 4 aylık tamamilirsiniz. Olabilir. Olabilir efendim, dünyada herkesin başına her şey gelebilir. Allah! Ne dedin? Sallama doktor! Neden? Çocuğa bir şey olmasın! Otur, otur! Ulan ne İstanbul'muş be! Niye? 4 günde hamile bıraktılar birader! Hay Allah, hay Allah! Ay ben doğumda zorlanırım! Ay ben doğumda zorlanırım! Niçin zorlanıyorsun? Satılarım dar, buyurun! Doktor, parasını peşin versem çocuğu montajla alabilir misiniz? Yahu kardeşim! Efendim? Kürtaş! Evet. Yahu kardeşim! Bir dakika, kadın kadına konuşuyorsun. Evet, biz abi. Yanlış dahi kağıdını almışsın. Doğum kaldı. Be vicdansız, bu kağıdı pencereden bana sen uzatmadın. Be vicdansız, vallahi o verdi. Doktor, böyle yanlışlık oldu. Buyurun. Seni şikayet ediyorum, şikayet sevmem. Bunun yüzünden orada bir zavallı kadını zorla askere götürdüm. Dikkat edin efendim, dikkat edin. Sağ olun efendim. Şu kağıdınızı alın. Bak. İlaçlarınızı aldınız mı? İlaçlar da bir yerde düşürdüm. Tekrar alacaksınız. Paketi düşürdüm. Şimdi size bir kağıt veriyorum. Bu ne kağıdı alıyorsunuz. Doktor. C blokuna gideceksiniz. C blok. Evet, akciğer filmi çektireceksiniz. Evet. Bitmedi. Yine mi? Bir kağıt arkasına yaz. Bir kağıt daha. Yetkini bozma. Bu kağıtla da gideceksin, kendine kan bulacaksın. Kan. Hadi bakayım. Önce röntgen. Röntgen burası da, röntgenci nerede? Pardon, hakiki röntgenci burada. Çift delikli. Ah güzel amcacığım.
Pardon, görmedim sizi. Buyurun şöyle, geçmiş olsun. Buyurun abi. Bendenize mi söylüyorsun? Tabii. Allah Allah, hastanenin dışına mı çıktım, ne oldu? Ah güzel. Benim acilen benim şu şeyimi çeker. Evet. Aa, ama biz çekemeyiz efendim. Niye benim? Niye biliyor musunuz? Bizim C blok acil durumlar dışında kesinlikle röntgen filmi çekmez. Yani şimdi acil bir durum gelmezse şu röntgen bir sene boş mu kalır? Maalesef efendim. Ya olur mu be kardeşim? Ama ne yapayım? Çekemeyiz. İmkanı yok. Tamam, ben şimdi durumumu acilleştirip geleceğim. Nasıl yani? Ben şimdi yeşil yanarken kaldırımdan normal olarak geçerim. Nasıl olsun bana bir 5 ay çağıracak. Gelirim röntgenimi çeker. Mesela, ya olur mu öyle şey be ya? Feda ediyorum kendimi. Yahu bırak, olmaz. Sen bu kağıdı... Bana kağıt verme kardeşim. Ama bu kağıt sizi. Bu benden. Tabii. Tamam, bu bana ait. Şimdi verse bir kağıt benim. Evladım, Allah rızası için göstermeden koysun. Şimdi B bloğa geçin, orada filmini izleyeceksin. Hadi geçmiş olsun. Evladım, dışarı mı çıkıyorsun? Evet efendim. Rica etsem bu zarfı atar mısın? Atarım. Teşekkür ederim. Doktor bey. Efendim. Bir ziyaretçiniz var efendim, sizi bekliyor. Geliyorum kızım, geliyorum. Vay Nurettin Bey. Demek sonunda iyileştiniz. Seyahate çıkıyorsunuz. Yolculuk ne tarafa? Efendim? Yolculuk ne tarafa? Evrakistan. Ay döveceğim adamı. Ay döveceğim. Doktor, kan bulamadım. Peki kan bankalarına baktınız mı? Ya kan bankası ne? Bütün kan bankalarını dolaştım. Bulurum ümidiyle bu sefer normal bankalara başladım. Peki normal bankada ne cevap verdiler? Hele bir banka çok alakadar oldu. Kompütürle Ankara'ya sordular efendim. Mevzuatlarında kan yokmuş bu sene. Normal bankada kan olur mu efendim? Ben şimdi size yardımcı oluyorum. Allah. Bir adres takdim ediyorum. Oraya gidiyorsunuz, kadar pat diye alıyorsunuz. Allah razı olsun. Şimdi yazıyorum adresi. Doktor şuraya yaz. Hayır. Vallahi. Vallahi seversin. Vallahi almaz. Elini ayağını öp. Vallahi almaz. Vallahi. Mümkün değil efendim. Bak bayram mübarek. Sağ ol. Sağ ol. Mecburum bunu yazın. Sağ ol. Bayramlaşırken yaz sen. Sağ ol. Yok vallahi. Akıl almam. Ölüm pahasına olsa sende kağıt almam doktor. Sen bu kağıdı almaz durdun. Almam, ölürüm. Kağıdı çarptırın. Ama çünkü bu kağıt başka. Affedersin, bu renkliymiş. Efendim, kan çok önemli. Hastayı ameliyata alıyoruz, kan diyoruz, kan yok. Hastayı atsan olmaz, satsan olmaz. Onun için kan çok gerekli. Nurettin Bey kanı inşallah budur, inşallah. Ben Nurettin Bey kan bulma umuduyla düştü yollara. Ara ara fakat kan yok ortada. Burada bir akartman bulacak. Eyvah, kapıya köpek bağlanmış. Pardon, affedersiniz, kan mevzunda siz mi yardımcı oluyorsunuz? Merkez burası. Beyefendi, bendenize kan lazım. Ne marka? Toshiba. Pardon. RH artı. Olmaz. A grubu, RH, Toshiba. Şimdi bu kan o dediğinden mi? Hadi. Tamam ya, ben onu arıyorum, ver kardeşim. 50.000 lira mı? 60.000 lira veriyorum, gel. Para bozar mısın? Ne kadar? Bütün 95.000, gel. Doktor bey. Efendim. Buyurun efendim. Evladım, bu reçeteyi bana niye getirdin? Git bununla eczaneye yaşlarını al. O reçete değil ki doktor bey. Nedir bu? Bu benden istediğiniz yazının müsveddesi. Evladım, senin ne kötü el yazın var, bu okunmuyor. Git bunu daktiloya çek, bana öyle getir. Daktiloya çekecektim ama sen yazını okuyamıyorum ki. Doktor, müjde kan bulundu, şimdi ne yapacağım? Hemen başhekime gidin, imzalatın da bana gelin. İmzalan. Tabii efendim, görevi rica ederim. Efendim, özür dilerim, başhekim sekreteri misin? Evet efendim. Hanımefendi kızım, başhekime şunu, geldi mi başhekim? Başhekim bugün imtihana gitti beyefendi. Şurada oturup beklesem yavrum. Boşu boşuna beklemiş olursunuz, gelmez. Yani yarından evvel gel. Gelmez efendim. O zaman yarın beni ön sıraya alır mısın? Tabii. Peki, gelin. Allah razı olsun, yarın gelin. Doktor bey. Efendim. Efendim, şu kağıdı imzalar mısınız? İmzalayayım. Evladım, bu kağıt boş. Git bunu doldur da getir. Peki. Çabuk doldur da getir. Doktor bey. Efendim. Doktor bey, arabanızı çok kötü bir yere park etmişsiniz efendim. Trafik alt üst oldu. Hemen alalım onu orada. Nereye park etmişsin? Tam hastanenin girişine efendim. Ben arabamı hastanenin girişine park etmişim. Tam önünde duruyor efendim. İyi ama benim arabam yok ki. Kapıdaki at arabası kimi? Git.
Ben dün gelmiştim efendim. Hatırladım. Başhekim için geldiler. Bugün paranlığa gitti başhekim. Bugün gelmezler mi? Gelmez efendim. O halde yarın geç. Rica ederim. Doktor bey. Efendim. Efendim siz daireciysiniz değil mi? Evet. Çok güzel. Şimdi benim karım çok hasta. Geçmiş olsun. Acaba iyi bir daireci biliyor musunuz? Allah Allah. Doktor bey. Efendim doldurdum. Ne bu evlat? Doldur demiştiniz. Böyle mi dedi? Çık çık. Beni hatırladınız mı? Aa tabii efendim. Hemen beni ön sıraya al yavrum. Çünkü Atapazarı'nda iki gündür yani karım da merak ediyor. Evet. Şu imzalanacak geldiler değil mi? Fakat siz çok şanslısınız beyefendi. Başhekim bu sabah senelik izne gitti. Bir hafta sonra gelecek. Yürü dizlerim yürü. Doktor bey. Efendim. Efendim hastalar çok şikayetçi. Neden? Üç gündür aynı yemeği pişiriyoruz efendim. Kuru fasulye kuru fasulye. Çok gaz yapıyormuş. Haklılar. Değişik bir şey yapın. Ne yapalım? Nohut yapın. Baş. Ha, siz Nurettin Bey misiniz? Hayır, posasıyım. Ya dalga mı geçiyorsun doktor be? Anam ağladı bir haftadan beri başhekimi bekliyorum. İzine gitmiş bu sabah gelmiş. Acaba şimdi bunu imzalar mı? İmzalar tabii efendim görevi. Çünkü siz şanslı bir vatandaşsınız. Ya ben de şans olsa bunları çeker miyim? Var var şanslısınız. Ne şansı var? Çünkü kanınız var. Kan yok. Ne oldu kanı? Kanı kaybettik. Nasıl yani? Duymadınız mı? Neyi? Başhekimi bir hafta beklerken kanın süresi doldu. Bayatladı da kan atıldı be. Peki siz şimdi nasıl ameliyat olacaksınız? Ne ameliyat? Siz ameliyat olmayacak mısınız? Allah Allah, o dedikoduyu kim çıkardı? O zaman hastaneye niye geldin? İlaçlarını niye yaptırdın? Niye kanara döndürdün? Vallahi acemiyim ya. Bir de üstelik bende de bir karakter var, macera perest. Macera arıyorum. Emekli oldum, canım sıkılıyor, macera. Gel de öldürme bu adamı. Ya elini vicdanla koy, ben mi dedim, sen gönderdin, o dedim, oraya gittim, o oradan oraya gönderdim. Ben hastaneye geldim. Ya evet. İnsanlık namına parmağımın şurasında görüyor musunuz? Bak. Görüyorum efendim, görüyorum parmağınızı. Rıdvan tırnağı çıkıyor. Anlaşılmadı. Rıdvan tırnağı, pardon şeytan tırnağı. Hay Allah, hay Allah. O zaman başhekime gitmenize gerek yok, ben onu burada hallederim. Hayır beyefendi, ben diyeceğim bunu, başhekime imza atacağım. Peki ama neden? Çünkü iş inata bin. O benden inatlaşıyor, ben ondan inatlaşıyorum. Ben çocukluğumdan beri benim bir karakterim inatçı karakteri. Bana lağabım benim keçi Nurettin. Ben nara attım mı pencereler şakır şakır kırılır bir zaman. Ben narayı çektiğimi keçi Nurettin diye arkamdan bağırdım. Öyle nara atarım ben. Atın bakalım. Be! Şimdi çıkmıyor beyefendi. Şimdi gideceğim bunu baş hekime imza atacağım. Yoksa ben mezarından fırıl fırıl dönerim. Ya ben hayatımda ağzıma hiçbir rakı, şarap gibi bir şey koymadım. Hiçbir şeyin tiryakisi değil. Fakat burada bir hafta zarfında başhekim tiryakisi. Günde bir defa başhekimin kapısını görmedim mi? Kriz geliyor. Yazın teşhis başhekim man yazın. Evladım alıştıra alıştıra söyle başhekim geldi mi? Geldi. Hemen şunu bir imzalat yavrum. Geldi ama bu sefer de mesleki bir tetkik için Londra'ya gittiler. Londra'ya gitmezsem anam avradım olsun. Evladım alıştıra alıştıra söyle başhekim geldi mi? Geldi. Hemen şunu bir imzalat yavrum. Geldi ama bu sefer de mesleki bir tetkik için Londra'ya gittiler. Londra'ya gitmezsem anam avradım olsun. Evi kata giderim lan. Pardon, doktor bey. Evet. Şimdi buradan bir adam geçti mi? Şimdi bir adam geçmedi. Aşk olsun, ben adam değil miyim? Doktor bey. Evet. Şimdi buradan bir adam geçti mi? Ha, bir adam geçti. Ulan o adam mı be? Doktor bey. Efendim yavrum. Başım çok ağrıyor, bir ilaç yaz ver. Yazmaya gerek yok evladım. Al şu ilacı. Al. Ortasından ikiye böleceksin. Böl. Yarısını şimdi içeceksin, yarısını akşam içeceksin. Peki. Hadi çocuğum, hadi bakayım. Hangi yarısını şimdi içeyim? Öteki yarısını. Hakkını helal et doktor. Yarın sabah ilk teyareyle Londra'ya müteveccihen yola çık. Bravo, bravo. Demek sonunda iyileştiniz. Yaz tatili Londra. Ne güzel, iyi yolculuklar. Şuraya yat, seni çiğneyeceğim.
Ne oluyor benim? Ne Londra'sı? Başhekim Londra'ya gitmiş, peşinden gidip başhekimi bulacağım ve bunu imzalatacağım. Bu kağıdı imza atmaya ta Londra'ya gidilir mi? Sisteme giderim. Bak Nurettin'cim, ben sana akıl veriyorum. Samimi olmayın. Nurettin, müsaadenle. Buyurun efendim, buyurun oturun. Samimi olun. Nurettin Bey, bakın artık gide gele, gide gele, gide gele. Evet, hastaneye o kadar çok gidip geldim ki kapıcım bana isim taktı be. Ne gibi? Ben geçerken arkamdan bağırıyor. Lan! Mekik Nurettin! Efendim çok... Londra'ya gideceğim, bunu imzalatacağım. Camlatıp, çerçeveletip, torunlarıma bırakacağım. Yeter! Bıktım senden de, kağıdından da, başhekiminden de. Çekil! Vallahi... Gözüm görmesin için, geç! Vallahi geç. Acemiyim biraz. Doktor Bey. Efendim? O sıcaklıkları geldi, nereye aldıralım? Bana ne lan? Bana soruyor. Doktor Bey, müsaade... Kes! Ya adama birdenbire mikrop mu bulaştı? Hay adam yamuldu mamuldu, anladın mı dedi gitti. Ya kardeşim sen ne zorlasın be! Buyurun, o buna bağırdı, gücü yetmiyor, bu da bana bağırıyor. Sen ne zorlasın, ya kuş ne zorlasın be! Olur mu, bir hastalık mı ya? Kes! Yıkıl saçın be! Anladın mı? Buyurun. Sari, buna da bulaştı. Bu da yamuldu giderken. Ne var be, ne konuşuyorsun kendi kendine? Hastaysan hastana git! Anladın mı? Ayak altında gezme lan! Anladın mı? Bakıyorum, bayağı iyisin. Efendim, yeni doktorum. Fakülteyi bitirir bitirmez asistanlığa başladım. Zaten fakültede ne öğrendik ki? Bir sürü kitap, oku babam oku. İnanmayacaksınız ama iğne yapmasını bile fakülteyi bitirdikten sonra öğrendim. Şimdi burada asistanlık yapıyorum. Hoca ile birlikte her sabah vizite çıkıyoruz. Hani hoca bana bir şey sorsa, bir hastayı muayene et dese, rezilliğim bir para, ödüm kopuyor bir şey soracak diye. Genç doktor, gevezeliği bırak işine başla, vizit başladı. Hocamız. Bu içerik hasta yeni mi yattı efendim? Dün öğleden sonra yatmış hocam. Yani siz yok muydunuz? Benim dün öğleden sonra bir işim vardı. Ya. Halbuki öğleden sonraları hiçbirisi bulunmaz hastanede. Hepsi kendi işindedir. Hoca laf olsun diye konuşuyor. Peki nesi varmış hastanın? Histakozisten kuş kullanıyoruz hocam. Histakozis. Peki gerekli tahlilleri yapın, bana rapor edin. Tabii hocam. Abla bir dakika, bir şey sormak istiyorum. Tabii canım, sen yenisin, sorabilirsin, sor. Sağ olun. Histakozis ne demek? Histakozis bir papağan hastalığıdır, kuşlardan insanlara geçer. TB demek ne demek? TB tiberküloz, yani verem. TB tiberkülozun iki harfi. S'ye? S'ye sifiliz, yani frengi. S'ye sifilizin iki harfi. C-A? C-A kanser, çok kötü, C-A kanser. Bakın şurada AB yazıyor. Evet. Şimdi efendim dikkat ediyorum da o hastayla kimse ilgilenmiyor. Hatta hoca bile vizitlerde sormuyor. O AB demek ne demek? Yoksa çok mu kolay bir soru sordum? Ne kolayı kardeşim, ne kolayı? En zoru, en bilinmeyeni bu. Veba mı? Ne vebası ne kolerası. Hoca dahil bu hastalığı hiçbirimiz çözemedik. Onun için AB hastalığı dedik. Yani Allah bilir. İşte o ana itibaren tüm doktorluk yazgım değişti. Demek doktorların bilmediği de varmış. Onu da Allah bilirmiş. Demek ki bazı şeyleri Allah bilir diyeceksiniz ki işler yürüsün. Bunu öğrendikten sonra ne kimseden korkum kaldı, ne de cahilimi anlarlar diye çekindim. Artık elime sihirli bir formül gitmişti. Ama bu formülden diğer doktor arkadaşların haberi yoktu. Bakın efendim, gelen doktora bakın. Doktor bey! Efendim? Bir haftadır ameliyat olacağım, sıralarda bekliyorum. Sen bir bak hele ne var bunda, hadi. Bakayım evladım, bakayım. Evet kardeşim, senin ayağın kırılmış. Ameliyatın önümüzdeki hafta yapılacak. Ben ondan önce hiçbir şey yapamam. Hem zaten acelen ne? İyi de ben o zamana kadar ölürsem ne olacak? Elimden bir şey gelmez. Tut senin elini. Doktor bey. Evet. Efendim yeğenim çok hasta. Bir haftadır sırtımda taşımaktan imanım gelmedi. Ne olur bir çare, gözünü seveyim. Kardeşim sen sıra bile almamışsın. Yok. Önce sıra alman gerek. Hı. Elimden bir şey gelmez. Tut senin eline. Bu doktoru gördünüz. Peki bir de bana bakın. Doktor bey. Efendim kardeşim. Kardeşim bir haftadır ameliyat olacağım. Sıralarda perişan oldum. Benim param da bitti. Ne yapacağım ben? Paranız da bitti. Hı. Ayrıca sıra bekliyorsunuz. Hı. Allah bilir Allah. Hay Allah razı olsun senden be kardeşim. Vazifemiz Allah kardeşim. Razı olsun. Doktor bey. Söyle canım kardeşim. Efendim yeğenim çok hasta. Ah canım. Bir haftadır sırtımda taşımaktan imanım gerildi. Ne olur bir çare, gözünü seveyim. Bir çare, bir çare. Hı. Allah bilir Allah. Hay Allah senden razı olsun. Ben... Sağ ol. Allah... Lütfen olur mu? Sağ ol Allah razı olsun. Derken günün birinde
kadının biri bana gelip de doktor bey adınız ne demez mi? Ben de şaşırıp da Allah bilir demez mi? İşte o andan itibaren adım Allah bilir doktora çıktı. Allah bilir doktor aşağı, Allah bilir doktor yukarı. Ünüm tüm kenti tuttu. Hatta kenti açtı, bütün ülkeye bile yayıldı. İşte böyle. Yatak yok dediği için dövülen, bugün seni ameliyat alamam dediği için şikayet edilen, istenen ilaçları yazmadığı için tehdit edilen doktor arkadaşlar, benim hastalarla neden bu kadar iyi geçindiğime bir türlü aklı sıra edemediler. Hasta veren doğrusunu yapıyordum. Bir ülkede 20 bin kişiye doktor, 1000 kişiye bir yatak düşerse, ilaç hala yabancı sermayenin elindeyse, kan hala özel kan bankalarında bulunuyorsa, hastanın hastaya ne zaman yatmayacağını, ne zaman ameliyat olup olmayacağını, iyileşip iyileşmeyeceğini, kan bulup bulamayacağını, hatta ve hatta narkozdan ölüp ölmeyeceğini elbette ki Allah bilir, Allah. Günaydın. Arkadaşlar, iyisiniz, güzel ama daha iyi olmak sizin elinizde. Bu nasıl olacak? Çalışacaksınız. Ha. Kim bu ya? Baba, efendim evladım. Baba, hay Allah, hay Allah. Neyse, bu hastanede her şey otomatiktir. Tamam mı? Koridora çıkarsın, birine sorarsın. Hadi evladım. Baba, efendim, bu ablalar kim? Hemşire. He? Hemşire. Vay, hemşerim, ne haber? Baba, bu tarafta mı? Evet, düz düz evladım. Peki, matematik iyi mi? Hallettin mi? Baba dedin ya, hep otomatik diye, tuvaletin kapısını açtım. Açtım, ışık kendiliğinden yandı. İyi. Ayıptır be, ayıptır! Hangi vicdansız, hangi vicdansız buzdolabı ne işe de ha? Abla ben açtayım var. Ah canım, geçmiş olsun. Nefes alamıyor. Ya. Nefesim çıkmıyor bak. Nefes yok. Siz nefes alıyor musunuz? Alıyoruz tabii. Kaç alıyorsun bakayım? Baba, bu donanmayı gördüm ben. Yabancı donanma. İstanbul'a yabancı donanma gelmiş. Öyle mi? Sarmabahçe rıhtımının orada. Dolma bahçe evladım, dolma bahçe. Babaannem sarma dedi ama. Yabancı donanma geldi ya abla. Evet. Hepsi orada kuyrukta duruyor, bekliyor. Kimler? Orutmular. Aaa! Telaşlanmayın. Donanma daha bir hafta burada. Evladım, bu geçen kimdi? Kızların babaannesi. Baba ya, bu neşef almam düzelecek mi? Düzelecek evladım. Seni onun için getirdim buraya. Burası neresi? Burası bir poliklinik. Burada çeşitli doktorlar görev yapar. Vardı. Mesela şu köşede ne yazıyor bakayım? Orada şey yazıyor, psikiyatri. Ne ilgisi var evladım? Ne yazıyor? Orada psikiyatrist yazıyor. Ama yaklaştım bak, kaç saat yaklaştım. Peki psikiyatrist ne biliyor musun? Baba bir onu bilmiyorum be. Psikiyatrist insanların problemlerini çözer. Matematik problemini mi? Nereden çıktı şimdi matematik? Ne bileyim, aklım hep okulumda. Doyamadım okuluma. Yaz tatilini hiç sevmiyorum. Okul bir açılsa okuluma kavuşacağım. 27 senedir aynı okuldayım. 3. sınıfım benim. 19 tane müdür çıldırttım. Okul bir açılsa mesai başlıyor. 2 ayda bir müdür çıldırtacağım. Nefes alamıyorum baba. Nefesim çıkmıyor. Evladım, psikiyatrist bir doktordur. Evet. Ve insanların kendilerini olduğu gibi görmelerini sağlar. Başka doktorlar gibi yanında ayna taşımıyor mu? Ayna ne ilgisi var şimdi? Ayna taşıyor değil mi? Ayna taşımaz evladım. Ama insanları olduğu gibi görüyor gibi. Hayır, hayır, hayır. Onun aynası filan yoktur. Bir tane bloknotu vardır, bir tane divanı. Başka bir şey yoktur. O fakir bir doktor mu? Niye o? Başka doktorlar gibi aleti yok. Bir divanıyla bir defteri mi var onun? Gerekmez evladım, gerekmez. O niye o? Çünkü hastaları gelirler, psikiyatrist doktorun divanına yatarlar,
O divan da doktor hastalarını iyi eder. Benim abim doktor mu? Yo, nereden çıktı şimdi? Abim evvel gün evdeki divanda hizmetçiyi iyi ediyordu. Ne sefalamıyor. Sana burası hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Doyamadım baba bilgiye. O köşede ne yazıyor bakayım? Gözüm seçmiyor. Dahiliyeci. Dahiliyeci. Bu tarafta hariciyeci. Hariciyeci. Bunlar sonucuyla biten doktor grupları. Buranın dışında sokakta esnaflar arasında sonucuyla biten gruplar vardır. Vardır. Mesela simitçi, mesela demirci. Sen bana sonucuyla bitenlerden bir örnek verebilir misin? Verebilirim. Mesela kerhaneci. Git belaya bulaşma hadi git. Tanımazsın karakterini. Döverim ulan çünkü. Ay döveceğim adam. Efendim? Dayak yerim diye korkuyor. Git. Beni kızdırma, babamı tuttuğum gibi kafana fırlatırım. Adamın sinirini bozma. Zaten ne sefalamıyor. Merhaba. 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 Baba niye öyle götüne vuruyor? Böyle götüne vurdu. Evladım bu bir selam veriş biçimidir. Sana böyle yaptıkları zaman sen de merhabayın demelisin. Merhabayın. 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 Uş. Merhabayın. Yeter be! Yarın göremem, pekim verdim selamı. Bunu da delirteceğim. Yapma oğlum! O selam veriyor. Yapma! Rahatsızsın herhalde. Sana ne? Belki ben rahatsız olmak istiyorum. Al! Sana inat böyle oturuyor. Oh be ne rahatmış. Rahatsızlık. Karnımda gaz mı var herhalde? Evet, karnımda gaz var. Merak mı ettin? Piyasaya süremiyor. Allah. Satışı durdurdum. Zam gelecek. Fiyat koysun, yüzüne iki avuç mazot. Ağzına burnuna çıvama, ne sefalamıyor. Beyefendi, karnın mı yeşiş onun öyle? Ah efendim ah, sabahleyin tıraş olacağım, geçtim aynanın karşısına. Usturamı bileledim, tam boynuma götüreceğim. Baba usturayı yanlış tutuyorsun dedi. He. Sus oğlum derken boynumu kesti. Çocuk işte. Efendim? Çocuk. Yok ya. Ver kızını da gör bakalım. Evet devam ediyordunuz. Neyse efendim, tıraşa devam ettim. Bir süre sonra tıraşım bitti. Tam banyodan dışarı çıkacağım, baba suratında köpük kaldı demez mi? Sus oğlum susmaz, sus oğlum susmaz. Ben de fırçayı kaptığım gibi pat yerim. Yoksa fırça? Evet, ağzından içeri girip... Boğaza oturdu. Evet efendim. Boğazdan aşağı indi, mideye yerleşti. Evet efendim. Ve fırça sabunlu olduğu için aşırı gaz yaptı. Ha. Bu gördüğünüz kocaman şişlik ortaya çıktı. Ah bu başıma gelene, ah! Ey zemane çocuğu! Sen hayat kadını çocuğu. Ne diyorsun lan? Hadi yetişin! Gebertirim onlar seni! İt! Utanmaz şey! Ne vuruyorlar? Ne vuruyorlar? Bacak kadar çocuğa ne vuruyorlar? Bağırıyorlar! Baba! Karnım acık, ne zaman şey yiyeceğiz? Bağırıyorlar! Anlayan anladı onu. Vallahi öldürürüm seni. Beni. Seni tabii ya, ne zannettin? Ben, ne varıyorsun ya? Ne varıyorsun? Terbiye ver şunu. Bağırmasın oğluma. Utanmazlar. Anne babamı dövüyorlar. Ben mi uğraşacağım? Kaynananı al, takviye olarak gel. Oh göreceksin şimdi. Babamın kaynanası geliyor, dinozor Fatma. Göreceksin gününü bana sataşmanın. Ah şöyle be. Konuşmayacaksın. Yapma! Yapma oğlum! Yapma ulan! Yapma be! Tabii, iyi yaptı. Ağzın bağlı, nasıl konuşacaksın? Oğlum anlamadım, ne mevzuda konuştun?
boktan bir mevzu. Sessiz sinema oynayalım mı? Bayılırım. Sessiz sinema. Ha. Bak şimdi bu ne filmi bil. Sen, benim. Adamı! Öldür Allah seni! Vallahi öldürürüm ben! Utanmaz şey! Aa, ya baba ne diyecektim? Ne sefalamıyor. Uf! Derhal amcadan özür dileyeceksin, elini öpeceksin. Ya teperçe? Amca elini öpeceğim. Ha, çocukluğunu bilir. Bak, teklere bak. Allah canını alma! Baba ya, ne oldu yine? Elini dikime geçiriyor. Yapma ya. Oğlum seninle mi uğraşacağım ben? Hastalık bir taraftan, geçim derdi bir taraftan. Bir de sen mi çıktın karşıma be? Alın yazılmış. Gayet sen ağaç. Oğlum kalbim sıkışıyor, görmüyor musun? Allah Allah! Demek mamurluk yapıyordun. Evet. Kaç lira, kaç lira, kaç lira para, kuruş, maaş, maaş alıyorsun. Nasıl o, karma karışık ettim. Kaç lira para, kuruş, lira, hepsini bütün mü veriyorsun? Ha, maaş! Maaş emekli de. Ha, 200 bin lira. Hoş be, keşke 15 bin lira alsaydın. Oha! Ayda 1 milyon kazanmak ister misin? Kim istemez? Ne yapayım? Bana ne, ayak yiyin. Evde alabalık mısınız? Anlamadım. Yani evde alabalık mısınız? Evde kaç başsınız? Biz hayvan mıyız be? Estağfurullah, yanlış anlıyorsun. Estağfurullah. Yapma oğlum! Yapma! Yapma be! Nesek alıyor. Sizin evde kaç Yusuf var? Ha? Kaç Yusuf var Yusuf? Ne diyorsun? Ya Yusuf diyor lan! Yusuf, Yusuf! Yusuf kağıdı, ha. Yusuf mamuru yok mu? 8. Sizin evde 8 Yusuf mu var? Evet. Niye hepsinin ismini Yusuf koydu? Sekiz çocuğum var, 7 tanesinin ismini Yusuf koysaydın, bir tanesini Yufiş. Kaç çocuğum var? 6 tane. Allah bağışlasın. Sağ ol. 6'sının da gözleri açıldı. Aa, şaşırdım. O köpek yavrusuydu. Altı çocuğun kaç tanesi kış, kaç tanesi kancık? Ulan kim kanadı? Beyefendi burada kitap okuyacağım da çocuğunuz da mehbur olur be. Evet. Aa, bu yaştan sonra elimden bir kaza çıkacak ya. Bununla mı uğraşacağım ben burada? Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Allah Allah, Allah Allah. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacaksın. Of be. Dedikoducu pecebek. Eğer böyle huysuzluklar yapmaya devam edersen, huysuz olursan evlenemezsin. Evde kalırsın, seni kimseler almaz. Annem seni nasıl almış? Evladım, sana kaç kere söylüyorum, iyi şeyleri taksit et, kötü şeyleri taksit etme. Örneğin beni taksit et. Baba seni taksit ediyor. Nasıl? Dün hizmetli bulaşık yıkıyordu. He. Arkadan şaşar gibi geldim, böyle yapıyorum. Kız, bunları nerede büyütüyorsun? Bana bak. Birazdan doktor amca gelip seni uyutacak, ameliyatta karnındaki fırçayı çıkaracak. O zamana kadar ağzından tek laf çıkmayacak. Tamam, çocuğum. Anlaşıldı mı? Hiç konuşmayacağım. Heh. Şöyle yapacağım bak. Ağacımı dikiyorum. Hı. Ağacımı dikti. Dik ağacı.
Sen de fırça mı yuttun? Ah canım, seni gidi seni. Bu var ya çift kuruşum. Çok çok herlege. Kolejden mezun oldum sana. Oh, bana iş çıktı. Ne oluyor be? Suya götürüyorum be. Ulan vallahi. Gel artık lan seni getir be. Yerim seni. Allah canım alsın yerim. Dur. Beni yiyecek misin? Hadi basla. Hadi. Çocuk. Otur. Adamı gel! O demindi be. Evladım, lütfen amcana güzel güzel oyunlar oyna. Amca oyun oynar mısın? Çok güzel bir oyun var. Vallahi çok güzel oyun var. Ne? İtoğlu İtkinlik. Çok güzel İtoğlu İtkinlik oynadı. İnsancıl oyun sever misin? Ha severim. Çok sever misin? Valla severim. İnsancıl bir oyun var. İnsancıl olursa. Ben iki parmağımı böyle tutuyorum. Ha. Gözünü sok şuraya. Ben seni görüyorum. Nereden öğreniyorsun bunları be? Frankenstein'lar. Allah Allah. Gel oynayalım. Açık oturumculuk. Nasıl açık oturumculuk? Çok güzel. Televizyon doluyor ya. Gene bir şey düşünüyorsun. Yok kötülük yok. Elini ayağını kırarım. Ama sen kadın olacaksın. Olsun. Sen kadınsın. Tamam. Ben de spikerim. Açık oturum başlıyor şimdi. Hı. Tamam mı? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Heh, açık oturumda böyle oturun diyor. Ay kafam düştü alayım. İlk defa mı geliyorsun? İlk defa geliyorum. Baba, bu karıyı bana al. Yeter be! Bilmece çözer misin? Ne bilmece? Koy kodunu şuraya. Hı. İlk defa anne, bana bak bakayım. Bu ne demek? Ne demek? İnek sütten bakıyor. Ay nasıl gülüyorsun, öleceğim gülmekten. Hek. Hek değil, nasıl gülüyor ha? Kel. Ne kel. Sataşıyor, bana bak, çok sinirimi bozdun. Bir şey soracağım, bilirsen affedeceğim. Söyle baba. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Yumurta tavuktan çıkar. Yumurta tavuktan çıkar. Yumurta tavuktan çıkar. Sen de bilmiyorsun o da filmde. Ne? İkisi birden yükmeden çıkıyor. Demin tavuğun cibri, neydi o yavruları biçmiş miydi? He. Onları getiriyor. Aa baba ya, bir sen dedin ya bu tabiat hocası bize daha şaydı ya, dünyadaki her şeyin yaşını bulun diye. Evet. İnsanların yaşını buldum. Fakat ağaçların yaşı var mı? Var evladım. Sebzelerin? Tabii var. Çiçekleri? Bütün canlıların var. Sebzelerin var değil mi? Tabii. Baba domates bir yaşındayken biber kaç yaşında olabilir? Nereden bilir? Yanımdaki hıyara çok. Allah! Üstüme gelme. Üstüme gelme diyorum bak. Ne yaparsın? Uğuz derim. Hala mı uğuz be? Başkana konuşsana. Sakin ol lütfen. Çocuk. Evladım bak ameliyata girdi. Girmeden amcaya bir iki taklit yap eğlen. O taklidi yaparım baba. Hangisi? Hani misafir gelmiş de. Ha yaparım. Baba bak şimdi bak baba. Şimdi ben hemen mikrofonu çıkarayım. Efendim iyi akşamlar. Geçtiğimiz günlerde yapılan referandum başı. Evet sen de bu da politikacı olsun. Peki. Sen de oturuyorsun burada. Geçtiğimiz günlerde yapılan referandum maçını siz yine kaybettiniz. Bu konudaki görüşlerinizi 33. gün mikrofonlarına söyler misiniz? Şimdi benim. Şimdi olayı şöyle alalım. Hangi maçlar bahsediyor onu bir ne alalım. Şimdi bir futbol maçı olarak kabul edilirse. Öyle dedin mi? Efendim? Isparta. Taklit yapılabilir. Tıpkı Cüneyt Arkın anlatıyor. Bir de demireli
yapsın oğlum. Kime? Demirel'e. Erdal İnönü'yü yapabilir misin? Bir şey dağıtın Erdal. Ha. Erdal'ı mı istiyorsun? Ha. Bak şimdi bak Erdal'a bak. Bak. Gözünü versene bak. Öyle mi? Bak şimdi Erdal'a bak. Zaten silikonla büyütüyoruz. 5 dakikada bitiyor. Aa, çok güzel. Buyurun içeriye. Ay, ne güzel. Ay, çok güzel. Ay, ne güzel. Soyunuz. Giriyorum. Evladım sen silikon iğnesini yap. Ben 5 dakika sonra hastanın yanındayım. Tamam efendim. Doktor bey iyi günler. İyi günler kardeşim. Doktor bey ben çok hastayım. Şu hastalığıma bir çare doktor bey. Hiç hastaya benzemiyorsun sen. Doktor bey çok hastayım diyorum size. Peki sen ne hastasısın? Ben var ya ben. Evet. Ben sana başka hastasıyım. En büyük hala. Doktor bey. Buyurun. Efendim durum acil. Hayrola. Hani o 2 numaralı acil bir hasta var ya. Trafik kazası. Evet. Evet, evet. Ona kan verecek adam geldi. Peki kan grubu uyuyor mu? Uyuyor. Ama uyandırırız. Doktor bey. Efendim. Damardan mı gireyim? Damardan. Kes bir tuz damar. Evladım 1 numaralı hastanın durumu nasıl? Oksijen vermeye devam ediyor musunuz? Ediyoruz doktor bey. Güzel başını ayrılmayın. Olur.
İki numaralı aslan durumu ne alemde? Fena değil. Güzel. Birazdan ölür. Üç numaralı hastaya barajın yapıldı mı? Barajın yoktu doktor, linkotin yaptık. Evladım iki numaralı aslan durumu ne alemde durum? Gayet iyi. İyi, iyi. Evladım beş numaralı hasta hala komada mı? Olur mu doktor bey, o dün taburcu oldu, haberiniz yok galiba. Hay Allah, hay Allah. İki numaralı hastaya kan geliyor mu? Gelecek, gelecek. İyi. Eyvah! Ne oldu? Gözü bütün hasta içeride unuttum. Doktor, bu ne modeli? Adapazarı kapağı modeli. Efendim müjde! Hayrola! Hani o iki numarada acil hasta var ya? Evet! O hasta kurtuldu! Hah! Gözümüz aydın! Ama ona kan veren adam öldü! Tüh be! Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? Kablo kızım. Anlayamadım efendim. Kablo kız. Tele kız olmasın? Bu amatörüne deniyor. Profesyonel oldu mu kablo oluyor. Bu iş trafoya kadar gider. Peki siz bu mesleği kimden öğrendiniz? Jeneratör Fatma. Onun da hocası vardı. Kim? Kaser Ayşe. Patronunuzun adı? Zurnik. İş adresiniz? İstanbul'u biliyor musun? Elbette. Levent Kavşağı. Midiciköy otobüs durağının son otobüs durağının biraz ilerisi. Ve bir de Belgrad ormanları. Belgrad ormanını sevmiyorum. Neden? Bir kişiyle gidiyorum, nereden çıkıyorlar bilemiyorum. 30 kişi oluyorlar. Burcunuz nedir efendim? Kova. Efendim, o çiçek nedir? Bu sakkum. Çok güzel. Gazetede okudum bunu. Doktorcuya tavsiye ediyormuş. Günde iki yaprak yiyorum, yarıyor bana. Şu yaptığı açıklamayla şimşekleri çeken doktor. Ne gibi şimşek? Televizyona çıktığında dedi ya, zakkum kansere iyi gelir dedi. O dedi, ötekiler de başka manaya çektiler, kıskandılar adamı. Allah Allah. O dedi ki, zakkum güzel çiçek dedi. Konsere iyi gider dedi. Sanatçıya verilir dedi. Allah Allah. Tabii. Peki bu doktor Ziya şimdi ne yapıyor? Bilmiyor musun? Hayır. Doktor Ziya şimdi avukatlık yapıyor. Allah Allah. Onun avukatı da doktor oldu. Efendim sorunlarını sağlayayım. Sorunum benimkiyle. 12 senedir beraberiz, adamı bir defa şaşırtıramadım. Peki bu da bende şey yapıyor, bir hastalık haline geldi. Ama bu konuda denemeler yaptınız mı? Çok deneme yaptım, şaşırmıyor. Mesela dün gece buzdolabına bomba koydu. Patladı mı? Patladı, bütün mahalle ayağa kalktı. Peki bu işe beyefendi ne dediler? Koşa koşa geldi, rakıma bir şey oldu mu dedi. Allah Allah. Bu bende depresyon yapıyor. Efendim? Depresyon. Depresyon efendim, depresyon. Doktor lafımı düzeltme, beni tanımazsın. Sen şu kez aile kadınıyla karşı karşıyasın. Şaşırtmak için ne yaptım bak? Buyurun. Benimki ağzı açık yatıyor. Ağzından içeri şu kadar bir fare bıraktım. Ne yaptı? Sabaha kadar beni dövdü. Tabii fareye çok kızmıştı. Hayır, patlıcan dolmasının pirinci az mı konur lan diye. Allah Allah, Allah Allah. Evet efendim. Bir de 7 sene bir oğlum dünyaya geldi. Mucize oldu. Allah başlasın. Yavrum ne mucize doktor? Ana beyaz, baba beyaz, çocuk zıncı. Anlamadım efendim. Zıncı zıncı yer 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 yer. Hay Allah, hay Allah. Yavrum benim, Beşir. Simsiyah. Hiçbir külfeti yok yavrumun. Neden? 3 ay yıkamazsam kiri belli olmuyor. Her gece sabahına kadar ne korkunç rüyalar görüyorum. Dün gece ormanda rüyamda beni Rambo kovaladı. Rambo peşime düştü, okulmuyor, ben kaçıyorum. Nasıl asabım bozuldu. Peki sonra ne oldu? Kabiliyetsiz, yakalayamadı.
Rambo'dan kurtuldum, peşime ayı düştü. Öyle mi? Evet. Hay Allah. Rüya işte. Heh. Belki senin kadar var yok, bilemem onu. Ayı kovalıyor, ben kaçıyorum. Evet. Ayı kovalıyor, ben kaçıyorum. Evet. Ayı yetişti, tam pençesini enseme vurucu. Ayının ayağı düştü, lap yere düştü. Kurtuldunuz. Efendim? Kurtuldunuz. Bir daha kalktı, yine kovaladı. Eyvah. Yetişiyor. Pençesini enseme vurucuk, ayağı kayıyor, ayı yere düşüyor. Hay Allah. Doktor rüya mı ya, sen olsaydın ne yapardın? Ne yapacağım efendim, korkudan altıma yapardım. Ayı neye basıp düşüyor lan? Adamı öldürürsün. Harika, harika. Hanımefendi. Evet, buyurun, buyurun. Size son bir sorum var. Pire tabi, pire tabi. Anlamadım. Pire tabi yok, neydi o la? Bit tabi, bit tabi. Efendim, acaba en beğendiğiniz futbolcu? Paragazi. Aa. Paragazi'ye bayılıyorum. İyi ama ülkemizde bu kadar çok iyi futbolcu varken neden Paragazi? Ama Zeki Müren bile söyledi. Niye? Duran toplara en iyi o vuruyormuş. İyi günler doktor bey. İyi günler efendim, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Size ne? Doktor bey. Buyurun efendim. Şimdi efendim ben bu burnumu küçültmek istiyorum. Evet. Çünkü bana burnu büyük diyorlar. Hı. Bu benim hoşuma gitmiyor. Hı. Sizi tavsiye ettiler. Ben de koşa koşa buraya geldim. Çok teşekkürler de nasıl söylesem ben bu ameliyatı senelerdir yalnızca bayan hastalarıma yapıyorum. Aman doktor beyciğim, bu ameliyat olacak hastanın kendi isteğine bağlı bir şey değil mi? Doğru, haklısınız. Evladım, modelleri getir. Başüstüne. Siz aralarına bir tercih yapın. Merak etmeyin, bu konudaki uzmanlığım asla tartışılmaz. Biliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun efendim modellerim. Çok teşekkürler. Efendim, bir numarada bir greç burnu görüyorsunuz. Beğenmedim. İki numarada karga burun. Hiç beğenmedim. Üç numarada hokka burun. Uyuz oldum. Dört numarada yukarı kalkık burun. Evet doktor bey, benim burnum bu model olsun. Peki şu modeli de görüyor musunuz? Görmez miyim? Rica edeyim. Buyurun, bir minut çek. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ne taraf? Böyle buyurun efendim, böyle buyurun. Gelin bakalım. Evladım, hastamız hazırla. Baş üstüne doktor. Relax olun efendim, relax olun. Hazır mı evladım? Hazır efendim, buyurun. Geliyorum çocuğum. Hayır. Tereseler, korkmak. Eyvah, elektrik herkese, ne yapacağız? Aman doktor bey, hasta uyanıyor. Aman kızım, hastaya da atmosfer var. Sonra kalbi çok hassas, mum gibi. Mumu bulamıyorum, kibrit de yok. Çakma çak, çakma çak. Çırağı da yapayım mı? Doktor bey, hasta uyanıyor, bir şeyler yapmamız lazım. Doğru doğru bir şeyler yapmalıyız ama ne yapmalıyız? Buldum. Ben bu ameliyatı karanlıkta göz yordamıyla da yaparım. Başlıyorum. Ama doktor bey, beni burada mı tutuyorsunuz? Affedersin kızım, affedersin. Arıyorum, arıyorum. Testere, tokmak, alçı, kalır. Kıram bayım, bravo. Vallahi doktor, karanlıkta başardınız. Evet, evet, başardım fakat çok güç bir ameliyat oldu. Fakat çok merak ettiğim bir nokta var. Ben hayatımda böyle bir burun görmedim kardeşim. Ne biçim bir burunsa kes kes bitmiyor, kes kes bitmiyor. Umarım bir yanlışlık yapmadım. Doktor bey! Efendim? Böyle yanlışlığa can kurban ayol. Tamam, ne haber? Adam ne söyledin? Ne? Bir saat sonra yatak geliyor. Getiriyorlar mı? Getiriyorlar. Sandalyenin üstünde kardeşim ya. Bu gene böyle inmiyor mu? Ya yandık vallahi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Bu içkili pürürsek bizi sabaha kadar uyutmaz arkadaş. Sana bak be. Heh. Bu adam geçirdiği trafik kazasından nasıl sağ çıktı bilmiyorum. Vallahi doğru. Ama bunun parçalamadı, geri kalmadı be. Vallahi doğru söylüyorsun da sana bir şey söyleyeyim mi? Doktorlara helal olsun abi. Niye? Çok iyi topladılar adamı ha vallahi. Nasıl yani? Ulan orijinalinden iyi oldu be. Buna çarp. Ya bu araba mı be? Ulan araba ne bu oğlum? Buna çarpan arabayı sanayide hala toplayamamışlar, biliyor musun? Fahri amcayı duyuyorsun değil mi? İçeride nasıl oluyor? Bir tarafta bu, bir tarafta Fahri amca. Ya bu adam sözüm ona gececi. Bizi ona emanet ediyorlar, deli olacağım ya. Gidip şimdi ağzını yaşasam haberi olmadığın halde. Sen de uyku hapı var mı? Uyku hapı var. Açsana be. Aç ağzını. Cüms. Yok. Oh. Hadi eyvallah. Hadi sağ ol. Uyandım o sefer ha. Uyuyabilirsek tabii. Çamak. Mutfakta süt patladı galiba. Çamak. Aklına bir şey geldi. Ne oldu?
oldu? Bak şimdi. Bu İskilip Nusret var ya. Evet. Şimdi Nusret'i senin yatağına alır. Buraya mı? Ha. Sen burada yatarsın. Bu enayi burada inlesin dursun. Ben de şuracıkta sabah kadar kestireyim. Yok benim olmaz öyle şey. Niye olmuyor? Ya Fahri amca duyarsa duman eder. Yavrucuğum duymaz. Niye? O sadece başhekimin hastaneye geldiğini duyar. Nasıl ya? Şimdi bizim başhekim var ya. Tamam. Hani diyelim evinden çıktı. Evet. Hastaneye geliyor. Heh. Bu enayi rüyasında görür. Ok gibi fırlar. Onun dışında geceliğin cerrahi koyucu da dahiliye koyucu mat yapsa duymaz. Duymaz. Tamam abi. Hadi yap da kıyak değiştirelim. Yok abicim yok. Kusura bakma. Kalabından atan ayıptır. İyi lan gel hadi. Yardım ediyor musun? Gel kandırın. Hadi ben de sana yardım. Bak nasıl sustu? Susacak tabii, ne demişler? Tebdili mekanda ferahlık vardır diye boşuna dememişler. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Bana bak, uyku hapı bana vallahi çok iyi gel, gözlerim kapanıyor. Oh. Ana! Kemal! Kemal, adamın barajı kesildi. He? Daha evvelden sırım çıkmış, Nusret öldü, Nusret. Ya bu ölenle ölünmez, yat uyu be kardeşim. Adama bitti, yanlış anlıyor. Hay Allah, kim çıkardı bu serumu? Tamam buldum. Fahri amca! Fahri amca! Ulan ayı! Ulan ayı amca! Ben sana şimdi gösteririm. Ben başhekimim, nöbet duyulur mu? Buyur başhekimin, beni bir çağır dedi. Allah! Ne bağırıyor lan? Ne bağırıyor lan? Hastane mi yanıyor oğlum? Hayır. Hastaneden mahpus mu kaçıyor, ne bağırıyor? Hayır. Ne bağırıyor? Ama Nusret öldü, Nusret. Ölüm Allah'ın emridir ya. Ama benim. Ama adam hiç kımıldamıyor. Ölü kıpırdar mı oğlum? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne diyecek? Başhemşire duysun çok kızacak. Başhemşire beni gördü mü kaçacak delik ara. Geliyor galiba. Buyur abla, beni mi çağırdın? Abi gözünü seveyim bakın. Gel bir şey. Bak bu öbür tarafa yazlığa gitmiş. Nasıl yazlığa gitmiş? Çadırı da vurmuş, korkuyor. Ölen. Alo, nöbet doktoru. Ölen Kemal değil ki. Alo, nöbet doktoru. Burada beni ölüyoruz diyor. Geliyor mu? Ha bekliyorum, ben buradayım, yukarıdayım. Nöbet doktor geldi, bir sakın bir şey değil. Nöbet doktor geliyor. Ben kaçalım. Kaç, kaç sen, nöbet doktor geliyor. Ne oldu Fahri Efendi, bir şey mi var? Geldim baktım bu adam ölmüş, sana haber verdim. Sen muayene ettin mi? Muayene ettim. Sana güveniyorum Fahri Efendi. Şimdi ölünün altından idrar ördeğini al, tahlile götür. Bugün leblebi tuvara mı götüreceksin? Evet. Ördeğe bırak, ana. Ulan ne aslanı, hakiki ördek koymuş be. Kömese koyuver, kömese koyuver. Fahri Efendi. Buyurun. Ölünün adı neydi? Bunun adı Ahmet. Ahmet. Ne? Soyadı? Mehmet. Mehmet. Ahmet Mehmet geçirdiği trafik kazasına bağlı olarak Allah rahmet eylesin. Saat 23'te beyin kanamasından eksik olmuş. Allah rahmet eylesin. Fahri Efendi. Buyurun. Bu adli bir olaydır, yarın savcılığa bildirin. Başlıyorum. Ha unutmadan ölüyü de morga indiriver. Bir dakika gel bakalım, ölüyü morga ben mi götüreceğim? İstersen ben götüreyim. Allah razı olsun, yap bana bir iyilik, ne olursun abla. Ben korkuyorum, morga girdi mi kalırım. Fahri Efendi, sana ne diyorsam yapmak zorundasın, yoksa işinden olursan. Başlıyorum, yapacağız, emir emirdir. Karıya bak, bana emir veriyor. Bana sen nasıl emir veriyorsun? Bana emir verirsin, ben de yaparım. Ver şunu sütüme. Ama ölen bu değil, yanlış. Kaçtırma lan, ver sütüme şunu. Sen Kemal'i mi istiyorsun? Ben morun kapısına götürür, bırakır gelirim. Hadi fırla. Ana. Ulan gel bak. Ha. Derler ya, adam öldü mü ruh çıkar, hafifler. Öyle mi? 70 kiloluk adama bak. Yapma be. Gezse ancak 2 kilo gelir. Yapma ya. Ölüyü ters mi verdin? Yo, niye sordun? Donu elinde kaldı. Kemal. Allah'ım büyük. Al şunu. Hadi fırla bakalım, fırla. Kerem ana. Ne diyorsun? Dalga mı yetiyor? Ne dalgası? Çek kolumu. Kolum burada duruyor bak. Nerede duruyor? İşte iki tane. Bu kollar senin. İki. Bir iki senin, üç dört benim. Bu kimin biliyor musun? Kimin? Ölümün. Ana! Ne oluyor be? Ha? Ne korkuyor lan, ne korkuyor? Al şunu arkana. Arkana al, arkana. Bunu arkana. Ver şunu bakayım. Hadi bakalım, fırla. Çabuk lan. Ne çabuk? Çabuk lan. Ya bilmeden nasıl koşturuyorsun? Lan gençliğime yazık olacak. Ne geliyor, anlamıyorum ki. Araya yastık koy lan. Yastık koy lan. Ne oluyor? Gelin ona dur. Vay be. Çok güzel oynuyorsun lan. Yok abi. Ha. Çok korkuyor. Al şunu arkana al. Neyin arkasına? Bunu. Yok ya. Tabii. Hey maymana gözü açıldı. Ne? Ben onu önümde götüreceğim. Olur mu? Yastık vereyim mi? Yastık. Kalktın ya. Kim var arkamda, ne oluyor ya? Allah aşkına ne oluyor? Ulan karar ver, hangimiz korkuyoruz oğlum? Ya ne oluyor bu aramda? Haberi yok mu? Yok. Başın sağ olsun, sen öldün. Kim öldü görmüyor musun? Konuşuyorum. Sen ölünün gebete soyusun. Ne diyorsun Fahri amca? Ulan üstüme gelme, ölü raporun var. Üzdüğünü sıkar öldürürüm seni. Şimdi seni morga götüreceğim. Beni mi? Ben orada üşürüm. Ulan ölü üşümez oğlum. Ya Fahri amca.
Gel, gel sırtıma bak. Benim. Önüme geç. Niye? Tadını mı tattın ito? Fakat iyi öldün. Canım vallahi bu kötü öldün ya. Böylece Kemal morga gitti. Ölülerin arasında sabaha kadar titrerek yattı. Kemal'in şansına bakın ki o gün morga gelen imam ilk defa görevine başlıyordu. Biraz saf, deneyim olmayan tipik bir imamdı. Bakalım morgda neler oldu. Efendim, bendeniz buradayım, haftaya beklerim. Kaldırdılar. Allah bilir doktor ise tüm hastaları Allah'a emanet etti. Ve daha birçok dertler, üzüntüler. Peki bütün suç doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların mı? Ya hastalar? Her gün gazetelerde acıklı öykülerini okuduğumuz hastalar melek mi yani? Onların hiç mi suçu yok? Onlar var ya adamı deli ederler. Bakalım doktor İsmet nasıl delirdi? Doktor İsmet tam gün çalışan, tam günün tüm koşullarını yerine getiren bir doktorumuzdu. Onu da delirttiler. İşte onlar delirtti. Oh beyim o! Doktor beyin keyfi yerinde, bugün hasta fark mıyım? Ya bir dakika bakar mısın? Sen ne diye burada böyle ikili bir dolaşıp oyunu bozuyorsun? Heh canım, haklısın da ben buradan dolaşırım. Dolaşamazsın. Geçerim. Nasıl geçersin ya? Hayatım, ben bu tiyatro sahibinin oğluyum. Biz kızı mıyız lan? Bir numarayı kim aldı kardeşim? Hanımefendi, bir numarayı sen kaç numarası? Sabahtan beri bekliyorum efendim. Hoş geldiniz doktor bey. Merhaba yavrum. Başınız sağ olsun. Efendim? Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim yavrum. Hanımefendi de herhalde çok üzülüyordur. Ana. Üzülmez mi? Sana teşekkür ediyorum, teşekkür vermiş. Sağ ol. Evladım, şikayet etmiyorum ama. Koskoca bir hastanede bir tek operatör olacak şey. 52 saattir hayatta. 17 tane trafik kazası ve bunlardan ancak 7 tanesi kurtulabilecek ameliyat ancak. Ya nedir bu adamların? Allah'ın verdiği canı niye alıyor? Ya bir kız çocuğu yavrum, 2 yaşında bir kız ya. Konuşamıyor, ağır. Ama gözümün içine bakıyor ve ben anlıyorum. O doktor, ben yaşamak istiyorum. Ama imkan. Neyse, 113 numarada bir çocuk var, o da çocuk. Bir çırak yavrum, 13 yaşında bir çırak. Dikkatsizlik, hata, kolu buradan kopmuş. Başhemşireye söyle, oraya bir nöbetçi hasta bakıcı koysun, yorgunum. Uyusam dahi beni 20 dakikada bir kaldır, tamam mı yavrum? Çok yoruluyorsunuz doktor bey. Hasta, görev ve vicdan, başka ne yaptırıyor? Masan üzerinde, zarfın içinde televizyon taksidim var. Götür selam söyle, birkaç gün gecikti, ben de telefon açayım, özür dilerim yavrum. Alo. Dahileci gelince bana bir gelsin yavrum. Ben doktor İsmet. Bekliyorum. Hasta çocuğu. Bir numara. İyi günler doktor bey. Evladım hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bakma bekledin ama ağır vakalar var. Mecburiyet sabahtan beri sizi anlıyorum. Üstün. Buyurun otur. Sağ olun. Saatlisin ama bana şöyle bakayım. Neden şikayet ediyorsun? Onu öğreneyim. Doktor bey benim derdim sigaradan efendim. Kaç paket içiyorsun? 3-4 paket içiyorum efendim. Evladım sen sigara içmiyorsun, intihar ediyorsun. Ben 36 senelik tabibim. Sigara için yazacak bir reçete yok çocuğum. Evet efendim. Şimdi eğer sen beni bir abi gibi kabul edersen, evet. Bir arkadaş gibi kabul edersen şimdi sigara paketini yırtacaksın. Evet. Tamam mı? Yırtacaksın.
Ve şunu söyleyeceksin. Ben İsmet abime söz verdim, artık sigara içmeyeceğim, içmeyeceğim. Kendini kendine inandıracaksın. Ama doktor bey, ben kendimi kendime inandıramam ki efendim. Evladım, o neden? Ben yalancıyımdır. Esprin çok güzel ama şimdi çık bahçeye 1000 metre koş diyeyim, koşamayacaksın. Doğru söylüyorsun. Gel benim sözümü dinle, sigarayı bırak, bir ay sonra gel, 10.000 metreyi bir atlet gibi koşacaksın. Peki efendim, size inanıyorum. İnandım. Sağ ol efendim. Güle güle. Sağ ol. Genç olsun, intihar et. Hasan. 2 numara. Hala şükür, şefiniz yine geldi efendim. Hala şükür. Sabah efendim olur. Hoş geldiniz, kusura bakmayın. Beklettim, özür diliyorum. Olabilir. Bir çay söyleyeyim, çay. İçmeyeceğim. O zaman buyurun bakalım, neyiniz var, bana gideyim. Ben o mu? Evet. Peki sen doktor değil misin? Ben doktorum efendim. İyi, ara bunun olduğunu. Yani bilmece çözelim. Ha. Ağrı sızı var mı? Tabiatıyla. Bu ağrı sızı nerede oluyor? Kurtlu Diş Parkı'nda. Anlamadım. Efendim, ben ne zaman giderim Kurtlu Diş Parkı'na, ha böyle oturuyorum, ağrı başlıyor. Enteresan bir hastalık. Peki daha evvel bir rahatsızlık geçirdiniz mi? Ne gibi? Mesela hemoroid, bağırsak uçak. Anlamadım. Peki, ağrı olduğu zaman kanama oluyor mu? Neremden oluyor mu? Makattan. Onu da anlamadım. Onu da Türkçe söyleyeyim, yani affedersin, kışınızda bir kanama. Oy. Bir dakika, ben doktorum, bunları sormaya mecburum. Ben de seni rüşvet istedi diye şikayet etmezsem ne? Tamam yavrum çocuğu bak. Tamam yavrum. Gazetelerden bir doktor hastasından rüşvet istedi, Almancana kapı dışarı attı. Gördün mü? Adamı böyle yapalım. İyi ettin yavrum. Şimdi ben bu hastama kanama ağzından, burnundan var mı diye sorsam gayet normal cevap vereceğim. Ama öteki türlü sorunca hastalık dahi olsa izzet nefis meselesi. Şimdi ben bu hastama nasıl teşhis koyar ve bu hastama nasıl tedavi ederim? Hastal çocuk. 3 numara. Günaydın doktorcuğum. Buyurun. Ay oturamayacağım çünkü burası çok tozlu doktorcuğum. Buyurun, otur. Sonra yabancıların yanında size muayene olmak istemiyorum. Kızım sen dışarıda bekle. Doktorcuğum, az kalsın yabancıların yanında bana mahrem şeylerden bahsettirecektiniz. Ama ben de o yabancı değil. O kız burada sağlık görevlisi ve üstelik de 37 saattir ayakkabı uyumadı. Yazık, çok üzüldüm efendim. Ama düşünürseniz buyurun bana derdinizi lütfen. Rica etsem orta kahve söyler misiniz? Burada kahve içilmiyor. Sigara? Sigara dışı. Haklısınız, zam geldiği için ikram etmek istedim. Hanımefendi lütfen bana derdinizi anlatın. Anlatayım doktorcuğum, evli misiniz? Niye soruyorsunuz? Merak ettim de. Evliyim. Çocuklarınız var mı? 6 tane çocuğum vardı. Kaç aylık? 6.35, 7.65. Nasılsınız doktorcuğum, ben çok iyiyim. Hanımefendi, ben sizi rahatsız ediyorum. Yok, gayet rahatım. Hep üstünüze geliyorum ama. Galiba ben sizin üstünüze geliyorum. Hanımefendi, bu hastane yeni yapıldı. Biz 6. kattayız. Hı-hı. Balkon kapısı takılmadı. Olsun, ne çıkar? Benim böyle üstüme geldikçe 2 tane cenaze çıkıyor. Çok hoş, anlatayım doktorcuğum. Olay bundan 5 yıl önce başladı. 5 yıl önce evde annemle beraber oturuyorduk. Aniden... Ne oldu? Hanımefendi, siz bir apartmanda adres mi arıyorsunuz? Niye sordunuz? Niye bütün dairelerin zillerine basıyorsunuz? Evet, aniden içimden uçmak gibi bir his geldi. Ne oldu? Zemin katına inmeyeceğiz. Anneme gittim, dedim ki, anneciğim dedim, ben uçmak istiyorum dedim. Annem de aman kızım sakın uçma. Hanımefendi, hafriyat meraklısı. Babana haber vereyim, ondan sonra uçarsın dedi. Ne komik değil mi doktor? Bayağı. Tebiyeciyi çağır bak. Doktorcuğum, annem babama haber vermek üzere telefona gitti. Annem telefonu çevir ama telefon devamlı meşgul düdüğü çalar. Ne komik değil mi? Bayağı komik. Gülsenize doktorcuğum. Ne gülüyorsunuz, manyak mısınız siz? Abi lütfen terbiye ol. Terbiyeli ol ve bana derdini söyle. Anlatıyorum doktorcuğum. Neticede annem babama haber saldı. Babam da aman sakın bizim kız uçmasın, beklesin, ben geleceğim, ondan sonra beraber uçarız dedi. Annem başladı babamı beklemeye, bense uçmak isterim. Annem babamı bekler, ben uçmak isterim derken doktorcuğum, babam çıkıp gelmez mi? Evet. Ben de babamı görünce sevinçten gırtlağına yapışmaz mıyım? İradım, hemen asibi içeri götür. Doktorcuğum, abi, yabancıların yanında size mani olmayacağım. Ben de gidip şimdi herkese bana tecavüz etmek istediğinizi söylemesem neyim? Bir dakika. Buyurun. Siz iyi olun ama bana iftira edin. Öyle mi? Görürsünüz. Geçmişsiniz. Gazetelerden bir doktor hastasına tecavüz etmek istedi. Şakka patla, temizlen bakalım şimdi. Günde 52 saat değil, 152 saat çalış. Ha? Hata çocuksun. 4 numara. Merhabayın, anladın mı? Bugün de modern model geliyorlar. Buyurun. Yok abi, oturamam. Saygın karşında oturmam. Siz hastasınız. Yok abicim, kim hasta? Niyasta olayım. Ben şimdi derdimi anlatacağım abicim. Ne demek de benim şuraya girecekmişim? Ne demek? Ben milletvekiliyim. Kızım, ne demek şuraya gireceksin? Lütfen, yavaş. Hariciye koğuşu, orada 11 tane ağır ameliyatlı hasta var.
Çocuk konuştu ve hastalar. Lütfen yanlış şeyi söyleyin bak. Söyleyeyim. Efendim ben milletvekiliyim diyorum. Bana sıraya gireceksiniz diyorlar. Doktor bey ben sıraya girer miyim? Paşa paşa girersiniz. Eğer vicdanınız varsa bakın şimdi koridora bakın hastaları görüyorsunuz. Yaşlı teyzeler, amcalar, çocuklar, delikanlılar, anneler. Öndeki annenin kucağında bir çocuk var burada görüyorum. O çocuk ağır hasta. Eğer müsaade ederseniz evvela onları muayene edeyim. Sizden sonra fazlasıyla alakadar olacağım sayın milletvekili. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz doktor? Ben düşünmüyorum. Benim vicdanım bunu düşünüyor. O halde kendinize yer seçin. Doğuyu mu istersiniz, güneydoğuyu mu? Cehennemin dibini istiyorum. Ben size gösteririm. Buyurun göster. Herkes suratına girecek, almayacaksın. Niye korkuyorsun? Yok abi, tabii ayrılır. Oturmuyor musun? Yok abiciğim, ben oturmuyorum. Ben özür diliyorum, oturacağım yani. Çünkü ben hastayım, biraz da yorgunum. Tabii tamam. Abiciğim. Şimdi söyle bana neyin var burada? Şimdi abiciğim, bizim daireden müdür bana biraz hava bastı, anladın mı? Böyle bizim koridorda bana doğru böyle geldi abi adam. Evet. Benim tabii hemen şalterler attı. Herifi tuttum yakasından iki tane çat. Sonra kendimi buraya attım anladın mı? Çalıştığın dairenin müdürüne iki tokat vurdum ve bana geldi. Evet abi. Benim bundan ne alakam? Şimdi abi ben suç üstünü yırtabilmek için sen bana 20 günlük bir rapor çakacaksın. Ben seni sonra görürüm anladın mı? Yani senin yaran yok, beren yok. Müdürünü tokatladın. Evet abi. Ben sana 20 gün rapor vereceğim. Evet abi. Ve sen beni sonra göreceksin. Edeyim abiciğim. Ben 36 senelik operatörüm, mesleğimin haricinde kimsenin canını yakmadım. Sağ ol abiciğim. Şimdi senden rica ediyorum, sen hanım hanım buradan gidiyor musun yoksa personel çağırıp bir çare mi düşünüyorsun? Aa, ne vuruyorsun lan? Ha? Niye sen benim üstüme geliyorsun? Niye bana öyle bir tuhaf bakıyorsun? İmdat lan, hastanede adam öldürüyorlar. Gelme lan üstüme. Bana 20 günlük rapor vereceksin biliyor musun? Uçmak istiyorum biliyor musun? Benim midem ağrıyor biliyor musun? Ben milletvekiliyim biliyor musun? Ben baş müsteşarım biliyor musun? Bana en pahalı ilaçlardan yazacaksın biliyor musun? Cezaevinde yatamazdı biliyor musun? Ben bakanım biliyor musun? Ben milletvekiliyim biliyor musun? Baş müsteşarım biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Şimdi ben soruyorum. Siz benim 52 saatten beri ayakta olduğumu biliyor musunuz? Bu bir şikayet değil. Sizlerin bilmediği bazı şeyler var. Müsaadenizle size hatırlatacağım. Hanımefendiler, hastasını tedaviye giderken devreden cift içerisinde yanarak ölen Doktor Ferhan duydunuz mu? Hastasını tedavi ederken kaptığı mikrop yüzünden genç yaşında gelinliğiyle beraber kara toprağa verilen hasta bakıcı Ayşel duydunuz mu? Hastasını tedavi ederken hastasından kaptığı sua yüzünden ömür boyu bitkisel hayat yaşayıp sonra dünyaya veda eden Doktor Alfred duydunuz mu? Küçük serabı ameliyat ederken ameliyat esnasında kan bulunmadığı için kendi kanını verip küçük serabın hayatını kurtaran Doktor Daniş duydunuz mu? 52 saat evet trafik kazasında ölen oğlunu kara toprağa verdikten sonra hastaneye dönüp ameliyata devam eden Doktor İsmet. Doktor İsmet benim. Beyler bu bir şikayet değil. Ama doktor üzülmez mi? Doktor ağlamaz mı? Doktorun canı yanmaz mı? Doktor uyumaz mı? Doktor acıkmaz mı? Doktor enayet benim gibi delirmez mi? Bu şartlar altında görevimi yapamayacağım. Vicdanım razı gelmiyor. Anlatamıyorum, anlaşılamıyorum kızım gel. Bütün eşyalarımı topla. Başhekime götür. Sevgilerimi, saygılarımı söyle. Doktor Bey! İsmam ettim ben, haber ver. Doktor Bey trafik kazası efendim. 5-6 yaşlarında bir çocuk. Durumu ağır. Ameliyathane hazır Doktor Bey. Doktor, aman doktor.
Doktor, doktor, aman kuzum doktor, bul derdime bir çare.